7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Senin gibi yarım yarım vermedi. Adaletli vermedi. Sen doğru puanlama yapmıyorsun. Hayır. Ben bu masanın nesine puan vereceğim Allah aşkına ya? Zaten... Sen de gününü oynuyorsun. Kusura bakma. Dün ben abimden söz ederken Özlem Hanım beni öyle bir bozdu, öyle bir şey yaptı ki şimdi ben de itiraz ediyorum. Babası zenginmiş ya. Benim babam da köy ağası. Bu patatesler herhalde önümüzdeki 8. ay girecek tencereye. Evet. İyice kızaracak böyle. Şerbeti dökünce de güzel bir şişecek. Ya efsane bir şey bu. Hülya Kerem'i sevmiyor. Burası senin zevkine göre bir yemek hazırlayacağız. Hülya dedi ya, sonuçta benim etim pişmiş, size ne kokusundan dedi. Masayı gördükten sonra iddialı olduğuna inanmıyorum ben. Yetiştirmek zorundaydı. O kadar iddialı konuştuktan sonra bu masa fiyasko. Benim masamın üzerine masa göremedim şimdiye kadar ben. Önemli olan bence lezzetli olması. Peki senin gününde lezzete puan verdi mi Özlem? Şimdi konuşma hakkı bende. Vermedim. Ustam ben paza sarmayı beceremedim. Gılık gılık yapraklar canımı darladı. Buna baharat ne ekleyeceksin? Nane. Bir tutam mı? Kızcığım benim gibi. Onun bir cetveli varmış ya. Evet. Biz de o cetvele göre puan vereceğiz. Evet. Bu çorba mı şimdi? Makarna gibi koymuşsun önüme, çorba diye yedirmeye çalışıyorsun bana. Haşlanmış makarna suyu gibi. Ben gerçekten bu menüde hamaratlık görmedim. En Hamarat Benim'den herkese merhabalar, hayırlı sabahlar efendim. Haftanın 4. gününde Gebze'deyiz. Bugün biliyorsunuz ki Özlem Hanım yarışacak. Süre daraldı. 20.000 TL'nin sahibinin belli olmasına sadece son bir gün kaldı. Bakalım bugün Özlem Hanım oklavaları tıkırdatacak mı? Yemekleri nasıl olacak? Temizlikle dediği kadar dikkatli mi, düzenli mi? Onu teftişe geldim. Şimdi Özlem Hanım zilini çalacağım. Sıcak kahvelerimizi içelim, sohbetimizi edelim. Haydi buyurun. Gülten abla, kaç puan verdin? Buyur çevir tahtanı. Ya senin gibi yarım yarım vermem. Adaletli vermem. Sen doğru puanlama yapmıyorsun. Hayır, hayır. Ben bu masanın nesine puan vereceğim Allah aşkına ya? Sen de gününü oynuyorsun. Kusura bakma. Günaydın. Günaydın Özlem ablacığım. Hayırlı sabahlar. Nasılsın? Hoş geldiniz. Ana kız bugün bileziğin modeli de değişmiş. Kombine göre model de değişiyoruz. Kadir Beyciğim hoş geldiniz. Bu da ev sahibiyken. Hoş bulduk. Enerji çok güzel yine. İyi. Bu hafta senin enerjine bayıldım. Teşekkür Pazartesi'den böyle hiç değişmedin. Hep pozitiftin, güler yüzlüydün. Güzel de yorumlar yaptın. İddialısın da. Bu sofrada biraz sohbet ettiğimizde dedi ki ben dedi çalışsam da ev hanımı olsam da gelirim dedi. El açmamı da yaparım. Hazır yufkamı da kullanırım dedi. Temizlikte ama hiç konuşmadık. Onda da iddialıyım. İddialısın. Evet. Göreceğiz bakalım. Hep yemek konuştuk. İşte temizlikte ben işten gelsem de evde olsam da dip köşe girerim gibisinden bilmiyorum. Göreceğiz. Onu da bugün evimde göstereceğim size. Şu anda karşımda en az 25 yıl olan bir buzdolabı görüyorum. Kulplarından belli. Lastik aralarını merak ettim. Evet. O yüzden direkt oraya geçiyoruz. Tamam buyurun. Koş. Merhaba ben Özlem Pehlivan. 39 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. 18 yıllık evliyim. Ev hanımıyım. Ardahanlıyım. Evet. Bismillah. Yavaşça açalım dolabımızı. Gayet güzel pırıl pırıl dolabı. Üstü de dolu maşallah. Evet, evet onlara bakalım. Bunlara çeyizimden. Dolabım beyaz eşyam çeyizimden. Kaç senesi var bunun? 18 sene oldu. 18. Evet. Maşallah güzel kullanmışsın. Hiç çizdiğimiz de yok. Bu aspiratör yeni mi? Yeni değil aslında. Şöyle söyleyeyim. Ben görüşmeye benim aspiratörüm yanmıştı. Görüşmeye geldin hemen dedin ki eşine yeni bir aspiratör almamız lazım. Ben demedim. Valla bak dün de dedim ya eşim çok incedir. Benden daha incedir. Eve çok düşkündür o konularda. Maşallah. Ben görüşmeye yanmıştı. Bayağıdır boş ver öyle hani kirlensin atarız falan demiştim ben. Hani dediler tamam size haber vereceğiz diye. Adam seni yarışacağını anladı gitti aspiratör aldı. O anda anlamamıştı o zaman daha belli değildi. Eşim dedi ki Özlem dedi şey geliyor dedi aspiratör aldım dedi bağlanmaya geliyor. Bu kırmızıyı sen mi yaptırdın? Eşim. Eşin. Evet kendisi seçti kendisi de boyadı. Değişik bir hava katmış ama mutfağa. Yalnız fark etseniz girişte bana kolonya tutmadı. Onu tutmadım sanmayın. Mutfakta aspiratöre çok önem veririm. Yağ lekesi görünce dayanamıyorum. Mutfak tezgah üstü boş olmalı. Evet Özlem Hanım'ın salonu oh sıcacık yemin ediyorum. Salon ve oturma odası. Hele güğümü de nasıl güzel el bombası gibi o nasıl güğüm kız? Tombul. Sobayı eşim mi istiyor? Evet eşim. Görsel açısından. Bir şey diyeceğim abi ağzının tadını biliyor. Evet, yani petekler dursun bir kenara soba. Evet. Yani evet, sen de uğraşıyorsun ama evet, sıkılmıyorsun. Ya, seviyoruz. Başka kadın olsa mesela bunu külüyle mi uğraşacağım yani der. Karı koca çok güzel bir muhabbetiniz var belli. Hamaratlık bence her yere yetişebilmektir. Hem çocuklarıma yetişiyorum, hem evime yetişiyorum, hem de eşimin işlerine yetişiyorum. Uzun zamandır petek yakmadığınız belli. Değil mi? Evet, evet, sobaya geçiş olunca petekler unutulmuş. Doğru, olur. Evet, İç kısımda bir T bölgesinde kalmış. Evet. Artık buna alıştık biz. Evet. Oluyor. Doğru. Koltukların arası yok. Onlar da gayet güzel. Halın da pırıl pırıl. Zaten çok öyle detaylı yer yok. Evet, kargaşa falan yok. Az eşya seviyorsun sen belli. Sadelikten yanayım her zaman. Kadir, hadi sen ellerini yıka. Ben de yarışmacılarımızı çağırayım. Büyük ödülü kazanırsam çocuklarımla, eşimle doyasıya alışveriş yapacağım. Nasıl bir tanışma oldu? Eşimi ilk gördüğümde ay çok çirkin demiştim. Büyük konuştu. Babam birkaç gün araştırmış. Maddi konudan birazcık şeylerde eşim geç. O yüzden istemiyorum demiş. Çok zorlanır. Hani alıştı burada bu tarz şeye. Dün ben abimden söz ederken Özlem Hanım beni öyle bir bozdu, öyle bir şey yaptı ki şimdi ben de itiraz ediyorum. Babası zenginmiş ya. Benim babam da köy ağası. Efendim buyursunlar, buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanımcığım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Buyurun içeride lütfen. Özlem Hanım'ın karşılamasını samimi bulamadım. Sanki yapmacık geldi bana. Özlem Hanım bence yapmacıktı. Samimi bir karşılama değildi. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzelsiniz yine bugün. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür. Bugün evimdeyim. Hepsi merakla geldiler. Acaba Özlem Hanım yapabilecek mi? Büyük finale de son bir gün kaldı. Herkesin puanları ortada. Herkes elinden geleni yaptı. Bir kaldı Mercan Hanım, bir de sen. İddialı isimler sona kaldı diyelim. Özlem Hanımcığım, sizi tanıyalım efendim birazcık. Tanıyalım. Çok güzel bir evliliğiniz var. Allah nazardan saklasın. Eşinizin size düşkün olduğunu biliyoruz. Üstüne basa basa söylediniz. Ama nasıl bir tanışma oldu? Ne bileyim, değişik bir hikayeniz var mı evlilikte? Ya şu da başıma geldi dediğiniz. Değişik bir şey. Eşimi ilk gördüğümde ay çok çirkin demiştim. Büyük konuştu. Annemlerin komşusunun abisi oluyor. Yani görümcem annemlerle komşu. Ha, süper. Görümcem komşu deyince herkes diyor ki görümcem mi yaptı aranızı falan ama onunla alakası yok. O değil yani. Ondan sonra işte eşim onlara gelip gidiyordu abla, hani kardeşiyle falan. Sen o zaman abi daha önce gördün yani birkaç kere. Daha önce hiç görmemiştim. Kız komşu gelip çıktığını görmedin mi? Hiç. Ben o zaman o şeylerde değilim tabii. Ben liseyi bitirdim. Üniversite sınavına girdim. Hayır yok, o şeyle baktın demiyorum ama illa komşuya şeyle bakarken. Yok. İlgilenmiyor. Hiç görmemiştim. Evet, hiç dikkatimi çekip ilgi alanına girmemişti yani. Hiç tabii akıl beş karış ama da. Ondan sonra işte oraya gelip giderken yazlıktan dönmüşüz. Eşyalarımızı falan boşalttık. Arabayı yıkayalım dedik, temizleyelim dedik. O anda eşim görümcemlerin balkondan bizi görüyor. Diyor ki bu kızlar diyor niye araba yıkıyorlar falan hani. Görümcem diyor ki onlar diyor yazlıktan döndüler şimdi temizlik falan yapıyorlar gibisinden. Ondan sonra ben ilk öyle eşime dikkatini çekmişim hani. Bacısına söylemiş tabii hani bu kız kim falan filan kendi içerisinde şey yapmış, araştırmış. Kız kardeşine de hani evleneceğim falan deyince abi demiş hani şey değil, uygun olmaz falan demiş. Hani bir de komşuyuz ya hani aramızda da evet şey olur kırgınlık olmasın gibisinden. Görümcem geldi benden numara istedi. Özlem abim senin numaranı istiyor, seninle konuşmak istiyor. Ben bunu hep böyle biliyorum, böyle başladı yani bizim olayım. Eşime göre de diyor ki sen diyor numarayı. Bak bir tarafına. Değil mi? O mu yaptı? Görümcem yapmadı deme. Görümcem getirmiş numarayı. Bilmiyorum. Evet görümcem yapmadı diyorsun ya, ama dediği gibi o gelmiş ona yak olmuş. Ah bu görümceler. Biz ilk günden beri çok ciddi baktık olaya. Direkt evlilik odaklı baktınız. Evet direkt yani hani çıkalım ne kadar sürecek bilmem deneyelim falan filan değildi. Hayır senin adama çirkin dedikten sonra olaya ciddi bakman da tuhaf yani. Adama çirkin diyorsun ama hala olaya ciddi bakıyorsun. Ama tanıştık ya dedim yani flörtlerimiz biraz uzak. Samimi geldi. Mesela çok neyi etkiledi abinin seni? Annesinden bahsederken mesela gözlerindeki o parıltıyı hissediyordum. Kız kardeşlerinden falan bahsederken o bayanlara naifliğini hissediyordum yani böyle. Yani annesine kız kardeşine bu denli değer veren biri bana da değer verir. Evet. Çok merhametli eşim, aşırı merhametli. Çok güzel bir eşte olması gereken özellikler var. O mesela çok dikkatimi çekmişti. Eşim hep ciddi baktı, o da dikkatimi çekti. Peki babana söyledi, direkt kabul etti mi ilk evde? Babama değil, biz ilk günden beri dedim hani annem de çok açık görüşlü olduğu için annemle ablamla hep paylaşıyordum. Sonra iş ciddiye binince anne yani iş ciddiye bindi artık babama söyleyelim falan gibisinden şey olduk. Gelecekler çünkü hani tanışalım diyor aileler. Annem ilk söylediğinde babam birkaç gün araştırmış. Maddi konudan birazcık şeylerde eşim gel o zamanlar. Hı-hı. O yüzden istemiyorum demiş. Çok zorlanır. Hani al işte burada bu tarz şeye. Sonra annem dedi ki Özlem dedi baban dedi istemiyor. Niye istemiyor dedim anne. Dedi ki şey maddi konudan birazcık şey yapıyor. Yoksa hani çocuk bu ailesi falan çok iyiymiş gibisinden. Anne dedim hani ben bu yaşantıyı da yaşadım. Güzelliği de gördüm. Biraz da olmadı öyle yaparız ama yapacağız dedim yani. Başaracağız dedim. Ben kendime güveniyorum. Bunun üstesinden geleceğim. Yapacağız dedim yani. Olur dedim. Ama babanın düşüncesi de kötü bir düşünce. Evet. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle. Hani maddi durumu kötü değil de senin o rahatlığa alışmandan sonra o gideceğin yerin durumu belki seni etkileyebilir. Eşinle kavga edebilirsin. Evet. Çünkü bazı hanımlarda var eğer ki babasının evi çok rahatsa evlendiği yerde hemen adamın yüzüne vuruyor. Aa ben babamın evinde boğulduk içindeydim. Hanım'ın bir filmi var ya Nevra Senes'le boyuna diyor ah babamın evi böyle miydi? Bolluk bolluk. Biz kahvelerimizi alalım senden sonra sohbet edeceğiz biz daha. Hanımlar nasıl alırsınız kahvelerinizi? Sade. Orta şeker. 3 sade. Bir orta bir şeker. Tamam. Var mı Hülya hanımefendiciğim siz Mercan Hanımcığım köy ağası kızı olaraktan geldiğiniz yerden memnun kaldınız mı? Kaldım Allah razı olsun. Peki hiç öyle bir şey dedin mi? Demedim. Ben köy ağası kızıydım buralara düşecek. Vallahi geçen var ya Yaşar Bey anında boşardı beni. O kadar da hiç gözüm görmezdi yani. Beni o kadar 6 ay gezdi almak için. Çok seviyor, çok sevdi ama 2 sene. Ama benim eşim 2 sene gezdi. 2 sene yok mu arttıran? Benimki de 2 sene gezdi. 2 sene biz 2 sene gezdik 2 sene. Acaba maddiyatsızlıktan bunu anlayamadık. Hani biz eşimden beraber yaptık her şeyi. Bana diyemez, ben bunu yaptım diyemez kimse. Hep eşimle beraber yani. Peki 2 sene bu iş uzadığında sen abiye sormadın mı? Biz neyi bekliyoruz Allah'ını seversen? Yapacağız dedi. Hani yaparız, acele etmeyelim. Tamam onu aldık, bu eksik, şu eksik. Toparlamaya çalıştı. Eşimin tarafı da yardım etmedi. Benim tarafım da yardım. Vardı da mı yardım etmedi, yokluktan mı yardım etmedi? Ya kendilerine göreydi yani. Kendi yağlarında kavruluyorlar. Hani bazıları şey diyor mesela elinde var ama diyor ki bana mı güvendin evlenirken diyor kendi yaparsın tarzında. Öyle yok. Güzel, elinde yokmuş da yardım etmiş. Yani hani bak o başım gözüm üstüne. Elinde yoksa yapacak bir şey yok. Durumu kendine göreydi yani. Ama işte iki tarafta eşit olmayınca hani biraz daha böyle birinin kız tarafı diyelim maddiyat olarak yüksek, erkek tarafı biraz daha aşağıda olunca problemler oluyor. Ama dengeleniyor. Kadir Bey isterseniz dengeleniyor. Biz dengeledik mesela. Siz de hangi taraftı? Biz yani babamın tarafı biraz daha şey. Maşallah bu hafta kız tarafları hep zengin. Zengin kız fakir oğlan. Ama eşimle birlikte çalıştık. Şimdi çok mutluyuz. Birlikte yaptık biz. Şu anda tabii ki hani ortam düzeldi. Siz el ele verdiniz ama ilk evlilik zamanında bu problemler özellikle bu hani eşya alma kısmında yok illa şu marka olacak. İşte benim kızım bunu almıştı. Ama Kadir Bey bizim zamanımızda inanın yoktu bak. Vallahi yoktu. Biz öyle marka falan istemiyorduk. Ne olsa kullanıyorduk. Biz peki bu tarz gelenlere ne diyorsunuz? Mesela ben tuhaf karşılıyorum. Gelin alacaksın şu anda. Gelinin dedi ki ben şu marka beyaz eşya olmamış ama. Allah razı olsun benim gelinim de yapmıyor bak şimdi. Allah var. Olsaydı şey. Mesela diyorum. Allah senin gönlüne göre vermiş benim bu arada. Benim gönlüme göre verdi. Senin gibi kendin gibi sakin, naif ne varsa onu hani Allah'ın gönlüne vermiş ama bazı kız tarafları yapıyor bunu kaynana. Ben tuhafıma gidiyor yani. İlla marka olacak diyor. Elinde varsa alabilirsin yoksa nasıl alacaksın yani? Bazısı bir 8 bilezik, 9 bilezik. Altın biçiyorlar. Altın biçiyorlar. Bence yanlış yani. Bence yanlış. Benim gelinim babası mesela... Ben her zaman derim, çok da kız istemelerine gittim. Herkes birbirine yardımcı olsun ama kıza diyorum 5 bilezik bir gerdanlık takın. İstanbul'da ama 5 bilezik bizde de var. Muhakkak bir 5 şart. 5'ten aşağısı olmaz diyorlar. O kadar da kızıl günah kısa da. Bizim dünür mesela dedi ki ne yapacaksan kendine yapacaksın dedi. Bizde de klasiktir o. O hep şey demek ama işte. Ama yok isteyenler var. Sizin şerefiniz. Yok dediğin doğru ama genel ki bizde de aynı söylüyor. 9 bilezik 8 bilezik. O sizin şerefiniz. 5 bilezik bir gerdanlık İstanbul kanunu. O sizin şerefiniz. İstanbul'un özeti 5 bilezik bir gerdanlık takarsın. Gelinin bir seti olmalı. 5 de bilezik. Olmalı. Şans desem belki ayıp olur. Benim gelinim Duvay'da yaşıyordu, Kazakistan'da. Hani ben burada ev dizmek zorunda kalmadım ama düğün için elimden geleni her şey. Yani fotoğrafçının... Senin gelin yabancı mıydı? Kazakistanlı benim gelinim. Yani çok da yabancı değil canım. Yani evet. Kökümüz bir sonra. Kesinlikle aynı. Yani kültürlerimiz... Eşya düzmemişler. Bak işte. Sesli konuş, sesli Allah aşkına ya. Eşya düzmemiş derken düğün kolonya. Yok hayatım o nasip öyleymiş. Ben işim espresiyleyim ama. Nasibim çok güzelmiş, çok mutluyum, gelinimi çok seviyorum. Bakalım bizim gelin nasıl çıkacak. O kadar masraf yapıyorsun, gelin iyi çıkmıyor. Bir bardak suyunu içemiyorsun. O aldığın marka koltuklara gelin seni bir kere davet etmiyor yemeği. O da insanın yumruk gibi kursağına oturuyor. Kadir Bey, eşyanın dışında gelinim benim için Türkçe öğrendi. Şimdi sizin benim gibi Türkçe konuşuyor. Maşallah. Vallahi. annemle daha iyi diyalog kurayım diye ya Türkçe. Kesin kaynanam arkamdan konuşursa ben anlayayım diye onu öğrenmiştim. Mercan ablam da hep iyi düşünüyor, kurban alırız. Gelinleri benden iyi mi tanıyacaksın? Niye sen gelin profesörümüz? Benim böyle bir öyle dükkanım var. Akşama kadar mezunları dinliyorum. Gelin kaynanayı. Biri geliyor onu anlatıyor. Herkes de bir değil. Ben Ülker Hanım Gazi Osman Paşa'nın gönül yazarı. Akşama kadar dükkanda dert dinliyor. Dert dinliyorum. Ben diyorum ki boş verin. Gençleri diyorum idare edin. Gençler cahil oluyorlar. Evet. Bir cahillik dönemini artırırken. Senin oğlan da var. Sen nasıl kaynana olacaksın? Bak ben çok iyi kayınvalide olurum. Her şeyini görmem. Ciddi görünmüyor. Cahilliği de olur, şeyi de olur ama bunları kadem kadem kendisi atlatır gençler. Her şeyini sen öne serersen gene senden düşman olur. İleride yaşlılığını düşün. Geleceğini düşün. Sana bayramda geleceğini düşünürsen bir nezle dilini kısa tutarsın geline karşı. Hoş geldin. Geleceğe yatırım yapıyor. Geleceğe yatırım. Bak akıllı kayınvalide böyle yapar. Bak öyle diyorsun söylemez. Şimdi gelinler de sanacak ki iyi kayınvalideler onun için öyle yapıyor. Ya yani işe fesat karıştırıyorsun sen Gülten Hanım. Zeynep Hanım bugün kahve sunumunda çok sessizdi. Pek anlayamadım sessiz oluşunu. Mercan Hanım devamlı kendini övüyor. Bundan biz de rahatsız oluyoruz. O baklava tadımlık, lokmalık kahveyanı için çok tatlı. Kendiniz mi yaptınız? Yo hazır. Hazır mı? Kahveyanı için çok güzel oluyor. Kahvenin baklava gider mi? Ama normal baklava değil dedim. Kuru baklava. Evet. Kuru baklava. Lokma. Gitmez ama çikolata olur sadece. Çikolata veya lokum. Çikolata da var, pestilimiz de var. Hanımefendi bütün olanakları sermiş önümüze. Evet, sevdiğim insanlara gelince böyle hangisini beğenirseniz puan verin. Evet, herkes memnun olsun yani. İnşallah menünüzden de memnun oluruz. Şöyle dolu dolu bir menü görürüz. Bunun içinde ne var ya? Gül mü? O gül, evet. Menüyü sayarsanız tam karşınızdaki kameraya, bugün bize neler pişireceksiniz o marifetli ellerinizle. O kadar yorum yaptın değil mi? Bugün güzel bir menü görelim hanımlar. Kesinlikle. Sakala çarpan çorbası var. Pazı sarması eşliğinde kereviz salatası var. Patates püresi eşliğinde büftek sarması var. Mevsim salatamız var. Tatlı olarak da portakallı revani tatlımız var. Bak yiyeceğiz. O şimdi bir düşünüyor. Sakala çarpan çorba ne? Onu bir duydu bana bir baktı. Şekilde olacak. Sakala çarpan çorba. Yanlış anlama revani her yerde tutar. Yok yapmayın. Yanlış anlama da revani her yerde. Yok. Bir revani yapayım ben sana. Hazır mı aldın? Bugün ben yapacağım. Sen baklava yaptın. Yardımcı olur mu istersen? Baklava yaptın sen. Çok güzeldi. Yardımcı olur mu? Revani ne var? 3 yumurta yakın. Portakal. Dün de salçalı suyu sattık. Şimdi öyle yaptı salçalı suyu. Beni yorumlamam beni öldürmez. Kesinlikle aynen. Belki çok konuşuyor derler ama bizim aşama lazım. Bir şeyde aşama. Evet. Yani ciddi söylüyorum. Ben çalışan kadın. İnşallah bütün hepsinin aşamalarını konuşacağız. Aşamayı konuşacağız. Ağzınıza sağlık, sohbetiniz efsaneydi. Allah teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki seyircilerimizle neşelendi, şenlendiler. Kaynanaların gözleri açıldı, gelinlerin gözleri küçüldü. Şimdi hanımları uğrayalım. Biz Özlem Hanım'la geleceğiz tekrar. Kahvelerimizi toparlayacağız. Daha etabımız var. Dolu dolu bir bölümle tekrardan karşınızdayız. Kaçırmayın geliyoruz. Özlem Hanım 3 gündür çok bence büyük konuştu ama çok da ahım şahım bir menüyle karşı karşıya değilim ben. Menüyü iddialı bulmadım. Özlem bu menüyle de sonuncu olacağına inanıyorum. Özlem Hanım çok iddialı konuşuyordu. Menüsünü de iddialı konuştuğu gibi bulmadım. Bir davet menüsü asla değil. Masayı gördükten sonra iddialı olduğuna inanmıyorum ben. Yetiştirmek zorundaydı. O kadar iddialı konuştuktan sonra bu masa fiyasko. Benim masamın üzerine masa göremedim şimdiye kadar ben. Önemli olan bence lezzetli olması. Peki senin gününde lezzete puan verdi mi Özlem? Şimdi konuşma hakkı bende. Vermedim. Onun bir cetveli varmış ya. Evet. Biz de o cetvele göre puan vereceğiz. Evet. Bu çorba mı şimdi? Makarna gibi koymuşsun önüme çorba diye yedirmeye çalışıyorsun bana. Haşlanmış makarna suyu gibi. Ben gerçekten bu menüde hamaratlık görmedim. Tekrardan merhabalar. O içerisinde güzel sıcacık. Sobada geç soğuyor döküm olduğu için. Hızlıca toparlayalım hemen bunları. Ben ilk evlendiğimde yukarıyı yaptık. kolon ve beton vardı. Diyorum hani her şeyi çalışarak yaptık, kendimiz yaptık eşimle. Tam tıkır yaptık, evlendik, oraya geldim. 7 yıl yukarıda oturdum. Sen evlenene kadar bir yandan çalışıp bu eve mi yardım ettin? Ben çalışmadım da hani eşim çalıştı. Sen de çeyiz işlerini çeyiz işleri, ortaklaşa her şeyi hallettim. Sen o zaman hiç birlik oturmadın, hep ayrı geldin ilk günden beri. Yok, evet. Peki niye aşağı indin? Üst kat bir oda daha küçüktü. Biz kalabalık içinde çocuklar olunca, görümcem de evlenince kayınvalidemle kayınpeder kalmış o zaman. Onları yukarı çıkardınız. Evet, siz çoğaldınız dedi, biz azaldık dedi. Hani siz aşağı inin, orayı kullanın dedi artık. Sen de işine geldi, daha geniş diye. Evet. Buranın da içine tekrardan bir... Evet, bir daha dekore ettik. Yeniden her şey. Evet, burayı da bir daha uğraştık. Peki kaynım var mı? Kaynım var, bir tane kaynım var. O zaman biri onun, biri sizdir, öyle mi oluyor? Tabii, burada biz oturuyoruz. Üst katta kaynım oturuyor, en üst katta kayınpederim oturuyor. İki kat daha mı var bunun üstünde? Evet, kaynımı ve kayınpederim var. Ha, kayna senden önce mi evlendi, sonra mı? Önce, o büyük bizden. Ha, geldiğinde o vardı zaten en üst katta, sen onun altını yaptın. Üstünü yaptım. Çok karıştı kafam ya. Onu ben sizin babanızı tebrik ediyorum. Ben babanızın yerinde olsam sizi vermezdim. Kızım zorluk çeker diye düşünmüş. Evet, lafı o da öyle düşündü değil mi? Babam doğruymuş. Babam da ilk başta o yüzden istemeden zorlanırsın dedi. Canım yardım edersin o zaman arada kızına sen de. Ediyor, etti yani. Gerçekten de etti. Yardım etmesine de Kadir Bey efendi. Bana mı sordunuz evlenirken? Ben istemiyorum. Kızına ver. Çok düşünüyorsan kızını diyorum. Aylık harçlık verirsin. Biz idare ediyoruz kendimizi. Yapacağız dedik. Birbirimize söz verdik. Ben ne kadar vermeyeceksin? Hayır, baban haklı. Şimdi bolluktan çıkıp da bir anda darlığa düşmek her baba yiğidin harcı değil. İdare etmek de zor. Yani o mutfakta şimdi sen yarım kilo kıymayı 4'e bölersin. Babanın evinde 1 kilo kıymadan karnın yarık yaparsın. Elin bola gider, salçayı kaşık kaşık kullanırsın. İyice düşün taşın. Evet, o da öyle dedi. Dönüş yok. Evet, o da öyle. Gerekirse bir kelle soğan kırıp toza banıp yiyeceksin ama 2 gün sonra baba ben yapamıyorum dersen gelmez. Evet, o da aynı öyle dedi zaten. Annem olsun, babam olsun öyle dediler. Ama eminim sen kızını verirdin. Bir yandan da elin üstünde olurdu. Kızının evine ek götürüyorsun. Niye? Onlar alamıyor diye. Ne kadar... Öyle götürme ya. Yani. Hani misafirliğe giderken eli boş gelinmez derler ya. Evet. Babanız hayatta mı? Hayatta çok şükür. Evet, annem de babam da yaşıyorlar. Allah uzun ömür versin. Nerede yaşıyorlar? Darıca'dalar, onlar da yakınlar yani. Ha, yakın. Ha, yakınlar. Baban ne işle uğraşıyordu? Bana maddi durum iyiydi. Babam fabrikada çalışıyordu. Fabrika işçisiydi ama şeydi yani, kıdemli depo bölümünde güzeldi yani. O zaman baban zamanında parayı iyi değerlendirmiş. Hani evleriniz falan mı var, kirada dükkanlarınız mı, maddi durum iyi derken? Var. Dairemiz var. Yani dairelerimiz, evleri var. 4-5 katlı, 5 katlı daireleri var. Yazlıkları var Akçay'da, Balıkesir'de. Nasıl bir depoymuş maşallah. Babamın arabası var. Peki kız kardeşi nasıl bir yere gelin gitti? Ablam var benim. Ha, ablan ya da kız. Ben ortancıyım, ablam var. Bir de küçük erkek kardeşim var. Ablam bekar. Evlenmedi. Evlenmedi düşünmüyor. Bazen diyorum ya. Gidelim diye mi korkuyor? Yani. Bak, baba evi rahat olunca çoğu kız evlenmiyor, biliyor musun? Ablam çalışarak kendi imkanlarında şu an çalışıyor. Maaşı var, evi var. Ben böyle sevmiyorum evliliğe karşı. Aynen. Hiç gerek yok yani diyor. Öyle çok zor. Sen öyle hiç ablana yönlendirme. Kızın günahına girme. Beynini yıkamışlar onu, beynini. Süpürgemizi verelim efendim. Şöyle hemen bir kaldıralım. Özlem abla, çık kovayı önümüze. Çekelim. Buyur efendim bezini. Bir Özlem Hanım nasıl bez yıkıyormuş bir görelim. Çekelim şu koltuğumuzu. Çekelim. Bakalım sobanın külü tozlu pervazların üstüne konmuş mu? Şu ne Özlem abla? Bu kaloriferler bizim sonradan döşendiği için suyun banası. Gizli bir kutu. Aa, evin içinde insan bunu gider de apartmanın boşluğuna koyar. Böyle yani sonradan yapıldığı için binalar, eski binalar ya, biz de sonradan yaptırınca. Değişik bir dekorasyon olmuş. Şimdi yalnız duvara oymuş da yapmışlar galiba doğalgazı. Evet, kırdılar, oradan yaptılar. Şimdi oradan da petekler yanınca sıcaklık oluyor ya, birazcık şey olabiliyor. Ha, oradan da faydalanıyorsunuz. Dökülebiliyor yani şeyler. İşte onu diyorum. Ben eski evde en çok bunları sevdim. Dışarıda ya. Aynen. Çıkarıyordum, tek tek aralarını siliyorum. Şimdi bu evde ne güzel petek de yok. Oh! Maşallah. Genelde elinle mi siliyorsun, paspas kullanıyoruz artık canım. Kullanıyoruz da ben biraz şu an dizime baskı uygulayamıyorum. Yani detaylı... eğilme o zaman. Yok, o kadar değil. Detaylı temizliklerde böyle siliyorum. Ha, büyük temizliklerde. Çünkü Zeynep abla o gün bir sildi, kadın bir hafta hastanelik oldu. Yok, o kadar değildi. Bir bezi de çevir sana zahmet. Bir bak, sarı bez kullandım ki özellikle görünüyor mu diye bak. O kadar pırıl yok. Pırıl. Şu dökülenleri de topla, hemen çekelim koltuğu. Tamam. Genellikle bu koltukları süpürüyorlar, şu ara boşlukları unutuyorlar. Böyle böyle birikiyor. Yok, hepsi... Aldın ablam, hemen itelim bunu. Yok, evin pırıl pırıl, ellerine kollarına sağlık. Sağ olun. Gayet güzel. Hele ki siz Özlem Hanım'ın bir banyosunu görün. Yemin ediyorum at koşturursunuz. Veli Efendi hipodromu gibi bir banyosu var. O da eşim Zevki. O mu yaptırdı? Evet, o yaptırdı. Hadi kalk bir banyoyu gezelim. Gel. Millet görsün şık banyonu. Değil mi? Oh oh oh. Evet sayın seyirciler, görüyorsunuz. Evet. Küçük bir oturma odası kadar duşakabin var. Burası evet. Banyo muydu, siz başka bir şey çevirdiniz mi? Burası normalde şöyle bir bölünmüş. Orası tekli tuvalet. Bu taraf sadece banyoydu. Bunun kapısı ayrı mıydı? Evet. İki tane ayrı kapısı vardı. Tuvalet olarak çok küçüktü. Sonra biz böyle birleştik. İşte eski evlerin en güzel yanı. Genişe büyük olması. Evet, evet. Duşakabine bakar mısın? At buraya, halı yıka. Evet. Resmen hamam diye kiraya ver. Vallahi güzel. Pencerede pırıl pırıl. Oradaki havalandırma da tertemiz. Duşakabin setimiz de çok güzel. Değişik bir tavan yapısı var. Girintili çıkıntılı. Evet, bu da şık, gayet güzel. Bunlar kayınvalidenden kalma mı? Yok Kadir Bey. Taharet ibretleri. büyük atamızdan kalma. Nereden kalma bunları satın? Bilmem, eşim almıştı. Aksesuar olarak kullanırsın demişti. Ben de ibrik Bir akşam elinde ibrik var geldi. O yüzden burada banyoda tuvalet yapabilirim. Ama su doldur. İstanbul'da bu ara susuzluk baş gösterecek diyorlar. Ona mı? Evet, o yüzden sen şimdiden doldur. Evet. Dolabın içinde priz var. Evet, saç kurutma makinesi için falan. Güzel, banyoda buhardan, sudan etkilenmesin. Hı hı. Teraryum olmazsa olmazımız lavabo kenarında. Ben bunun içine bir sefer boşaltma, içine kalıp sabun dizmiştim. Doğrudur, böyle içine tek tek alıyorsun. Teraryum bayağı kullanışlı oluyor. Çok amaçlı. Banyo dolabımız da şık. Hı hı. Evine önem gösteren, özen gösteren zevkli bir kadınsın. Evet. Yani ev eski olabilir, yeni olabilir ama sen çok güzel dekore etmişsin. Becerikli kadınsın. Çok. Şimdi etaba gideceğiz. Asıl becerini etapta görmek istiyorum. 2 puan. 2 yok, 1 puan. 1 puan mı? 1 puan. Dış ses onu 1 puana düşürdü. Düşünmüş, taşınmış, demiş ki ben bu etabı 1 puana düşüreyim. Tamam. Sonra geri kalan 1 puanı ne yapayım? Onu da en ağır menüsü kimdeyse, ara sıcağı ağır, ana yemeği ağır, tatlısı ağır. 1 puan da onun hakkı yenmesin diye ona veriyoruz. Mesela geçen hafta benden ağır menüden dolayı 1 puan alan yarışmacı haftanın birincisi oldu. O yüzden menülerde genellikle ağır yemekler seçin diyoruz. Şimdi etaba gidiyoruz ama 1 puan şansın hala var. Yani, o da etap. Evet. Etapımız biraz zor ama. Vallahi. Ellerine bakayım, bence yaparsın. Yaparım. Gel, hadi geç. Sen kalkmış karabina yapmış kadınsın. Merhabalar efendim. Evet Özlem Hanım. Şeklinden zorlanmıyorsunuz diye düşünüyorum tahmin ederken. Evet 3, 2, 1 görmüş olduğunuz gibi dibi yanmış, uzun süre fırında kalmış değişik bir karışım var. Vallahi zorlu bir karışım. Su kullanabilirsin, sıcak su ısıtabilirsin ama sadece 5 dakikan var. O yüzden hızlı ve pratik olman gerekiyor. Tepsiyi ne kadar çok parlatır ve lekeyi giderirsen 1 puan alabilirsin. Tamam. Hazırsan eldivenlerin burada bu arada. Yağ sökücün, telin, süngerin, altına da bezini koyayım kaymasın. Tamam. Dış sesin elinde süre. Bu arada düşün nasıl çıkarabilirim kısa yoldan diye. Sıcak nereden kullanacağız? Çeşmeden, artık nereden istersen. İster sobanın üstüne güğümü getireyim. Aa, sobanın üstüne güğümü getireyim. En zahmet. 3, 2, 1 başladı. Sık yağ sökücüyü sos güğümü getiriyorum. Evet, atom bombası geldi. Vallahi. Bak sobanın faydaları, sıcak su her daim hazır, gördün mü? Tamam, onunla önce bir şey yapalım. Tamam. Elim yanmaz mı? Başka bir alet kullanamıyoruz değil mi? Şu mesela bıçak falan olsa. Kullanabiliyor muyuz dış ses? Hayır, kullanmıyoruz. Sadece sünger ve telimiz var. El becerisini görmek istiyoruz burada. Bak açılmaya başladı. Yumuşadı ya. Genellikle ortasına çabuk çıkartıyorlar ama kenarlarında çok zorlanıyorlar. Yani cuma günü şöyle kenarı beyaz bir tepsi görmek istiyorum. Dış ses, sen bu tepsiyi nasıl yakıyorsun bu kadar? Özel tarifi. Benim onu nasıl yaptığım önemli değil. Sizin onu nasıl çıkardığınız önemli. Evet, orası öyle de. O hep aynı tepsiyi yapıyor. Aynı formülü yapıyor ama herkes aynı şekilde çıkaramıyor. Azim yok sanki ha. Tıkandın, bir kaldın. Hayır. Bir perşembe diye bir saldın sen. Değil Kadir Bey. Cuma günleri olsa gideceğiz diye. Asıl bugün tutuşmam lazım ki herkesin puanı ortada. Senin iyi bir puanla yukarılara çıkman lazım. Ben mesela perşembe günü yarışsam ya da cuma günü yarışsam. Var ya, bir ekmeğin kırmızısından bile puan isterim. Ben de öyleyim şu an ama. Daha da yukarılara çıkmak için. Tabii. Bir de yarın Mercan abla yarışıyor. Daha önce birinci olmuş bir yarışmacı. Bak bir haftadır bitiremedi kendisini. Bence onun menüsü fıs çıkacak Kadir. Saçmalama, kuzuncuktan sonra nasıl fıs bir menü bekliyorsun Mercan abladan? Bence fıs menüsü olsa bu kadar iddialı konuşmazdı canım. Bence dolu dolu bir menüyle geliyor. Ara sıcaklarda el atmaları, ana yemekler, enfes, değişik tarifler, aromalar. Şöyle ara sıcakta yapsa bir humus olmaz ama değil mi? O şey meze olarak gidiyor. Şöyle değişik tarifler bekliyorum. Hele tatlı bence mükemmel olacak. 2 dakika geçti. 2 dakika. Sen oradan kalk, tamam. Dilini sıçra. Tamam. Aa bak aydınlandı biraz. Bence iyi gidiyorsun. Sırf. İyiyim. Süre çok önemli. Süre. Şunu al kenardan salla hadi. Ne ocaklar terledik o tellerle, ne yanmış yağlar kazıdık. Odaklar 2 parmağın ucuyla tele, bak 2 parmağın ucuyla. Teli avucunuza sıkar yaparsanız hiçbir şey elde edemezsiniz. Tele şöyle 3 parmakla bütün kolunuzu kuvvetini vermeniz lazım. 3 dakika geçti. 3 dakika, son 3. Son 2. Son 2. Son 2. Son 2. 20.000 TL diyorum. Az para mı? Değil. Yanık bir tepsi yüzünden kaçıracak mısın bunu ya? Hayır. Kenarlar hadi. Yaptım bence. Çabuk. İstersen süngerin altına al koy. Ama elimle fark ediyor mu? Şöyle halı yıkar gibi. Tepsi fındıklar, Ayşe'de Leyla Aga'yı gıdıklar. Biz bu tepsiyi atsak ne olacak ki sonra? Soğanı da atarız o zaman. Hayır yani işimize yarayacak mı ki temizlemeye çalışıyoruz? Kenarlar güzel gidiyor Özlem, bence iyi yapıyorsun şu anda. Evet. Bak şu kenara da gir Özlem. Hadi telin kenara da kenara sok, arasına. Arası. Ha. Ay kılıyorum. Hadi. Daha dur, kolunla işimiz var. Çevir tepsiyi çevir. Son 1 dakika. Ne alem dolan gibiyiz vallahi, mübarek. Bence en güzel bak, olacak. Bak güçlü bir deterjan var elinde. Evet. Sıcak suyun her şeyin imkanı. Ha. Şu kenar ara gir. Çok kurumuş. Topluya gel hadi. Özlem sen yaparsın. Hadi Özlem Hanım. Hadi. Son 30 saniye. Ne çabuk geçiyor ya. Kenar ara kenar hadi. Vallahi bence ben güzel yaptım şu anda. Bence de güzel yapıyorsun. Onu sen kenara al diyorum. 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Finişe şıtraize. Alalım bakalım güzel oldu. Kadir onu yıka ama bize gösterme. Göstermeyeyim mi? Bence de göstermeyeyim. Ben bakayım mı? Çünkü çok şaşıracaksınız. Gerçek. Sürpriz olsun sürpriz. Bence şu ana kadar en güzel tepsi benden çıktı. Sen öyle zaten. Valla görürsünüz bak. Güveniyorum ben kendime. Gül döktüm yollarına, gel artık kollarıma. Güzel bir tepsi oldu. Şu an kendimi aynı gibi görüyorum ama burası biraz karışıktı ses. Camdan görüyorum zaten. Aa, bakmayın. Yansıdır bize geldik. Özlemciğim elinden geleni yaptın, teşekkür ederim. Başlarda biraz hırsızdı. Evet. Ama sonlara doğru hırslandın. Evet. Yarın ama yumuşayınca daha diyorum. Evet. Herkes böyle yumuşamaya geçti, güzel bastırdın teli. Yarın Mercan ablalar. Evet. Sence yapabilir mi? Açık konuş. Zeynep Hanım'dan daha güzel yapacak bence. Sen Zeynep'i güzel yaptın, nereden biliyorsun? Hayır, Zeynep Hanım'dan daha güzel yapacak Mercan Hanım. Neden Zeynep Hanım? Neden Gülten değil, neden Hülya değil de Zeynep Hanım'dan daha iyi yapacak? Çünkü Zeynep Hanım çok naif, çok kibar. Hani ona baskı uygulayamamıştır bence. Zeynep Hanım'dan daha iyi yapacak diyorsun. Evet, Mercan Hanım iyi yapar. Peki. Güğümü alalım, sobanın üstüne koyalım. Hadi geç. Döndüğümüzde portakallı revani tarifiyle karşınızda olacak. Bakın sakın şimdi kalkıp da revani kolay falan demeyin. Öyle böyle bir revani değil. Herkes tutturamaz. Evet. Portakallı. Yani detaylar var, detaylar. Allah, ya kadın 39 senesini vermiş revani için. Şaka mısınız siz ya? Bu patatesler herhalde önümüzdeki 8. ay girecek tencereye. Evet. İyice kızaracak böyle. Şerbeti dökünce de güzel bir şişecek. Ya efsane bir şey bu. Hülya Kerem'i sevmiyor. Burası senin zevkine göre bir yemek hazırlayacağız. Hülya dedi ya, sonuçta benim etim pişmiş, size ne kokusundan dedi. Ustam ben paza sarmayı beceremedim. Gılık yapraklar canımı darladı. Buna baharat ne ekleyeceksin? Nane. Bir tutam mı? Kızcığım benim Özlem Hanım'ın mutfağından herkese merhabalar efendim. Hırslı, azimli bir etabın ardından şimdi yemeklerimizi yapacağız inşallah. Evet. Güzel bir mutfak olsun istiyorum şöyle. Tarifleri verelim, seyircilerimize püf noktaları anlatalım. Evet. Bu büftek sarmasının içine ne koyacaksın, nasıl yapacaksın? Hazırsan süreni başlatacağım. 2 saatlik süren var. Masam da dahil Allah'ın izniyle inşallah yetişir. İnşallah. Prova falan yaptım işte önce. Yemeklerimi denedim ama öyle saat tutarak değil de. Sadece normal günde yaptım. Evet. Hadi bakalım. 3, 2, 1. 20.000 TL için 2 saatlik süren başladı. Hadi bakalım. Tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi önce biz eti marine edeceğiz. Gerçi biftek yumuşak et, hani o kadar şey değil. Ama biraz bekletelim. Hemen getirelim. Dün biliyorsunuz Hülya Hanım eti marine edeceğim dedi. Marinasyona batırdı, tavaya koydu, batırdı, tavaya koydu. Yani 3 saniyesini bile beklemedi etken marinenin içinde. Hızlıca hemen atalım etlerimizi içe. Bunun başı nerede? Şu dolapta hemen Kadir Bey. Heh. Tamam. Onları dün bunu rendelediler. Sen robottan çekip suyunu çıkartacaksın. Evet, suyunu alacağım. Biraz hakiki zeytinyağı. Zeytinyağı koyuyorum. Heh. Evet. Ona ne yapacağız? Çıktı o yeter. Soğanları da üzerine sos yapacağız ya. Ha boşu koy. Bunun içine sıksana, niye bir daha onu sıkıyor? Elimden şey, tanesi düşmesin diye. Bunları en son üzerine sos yapacağız, domatesli sos. Büfteğin üstüne. Büfteğin içine ne saracağız? İçine sebze saracağız. Biber var, havuç var, soğan var. Dök gitsin he. Normalde soğanın acısıdır, bilmem nesidir diye soğanın suyunu dökerdik, sıkardık. Bu da yeni çıktı. Hadi bakalım. Tamam, bir limon falan sıkacak mısın? Direkt etleri bunun içine basacağız. Kekik atacağım bir de birazcık. Oy yaktı beni. Ama hızlı olmamız lazım bizim. Valla süremiz akıyor. Kekik bu mu? Evet, bir tutamazsak yeterli. Tam kekik koyduk. Büfteğin de sıcak gelmesi lazım. Yoksa sert oldu diyorlar. Bekleyince biliyorsun büftek çabuk sertleşen bir et. Evet. Ben onu güzel fırın poşetinde yapacağım. Sosu da bol olacağı için suyun içinde olacak. Böyle yarışmalarda yağlı et tercih etmeniz lazım ki yumuşak olsun. Oh. Koyun eti dünkü mesela koyun etiydi. Yağlı et deme bana. No. Bana dünkü et deme, içim kalktı. Resmen. Tamam, bunu dolaba atıyorum hemen. Evet, bir zahmet. Rendelenmiş soğan içinde zeytinyağı, karabiber, kırmızı biber ve tuz. Bunları iyice karıştırıp eti bununla marine edin diyorlar. Soğanın suyu, yani soğanda yok. Soğan suyu içine zeytinyağı, karabiber, kırmızı biber ve tuz. Bu arada hakiki Adana'dan zeytinyağım ve biber salçam geldi. Buradan Ahmetciğim, Halilciğim çok teşekkür ediyorum. Onlar kim? Onlar eşimin arkadaşları. He. Adanalılar, Adana'dan geldi. Adana'da zeytinyağı var mıymış ki? Allah Allah. Hakiki zeytinyağım geliyor, salçam geldi. O döküm tam Adana yapacağız, eklerimi yiyeceğiz sonra. Sardıktan sonra. Neye geçiyoruz, hızlı olalım? Tatlıya başlayacağız. Tamam bak. Evet. Günün en önemlisi. Evet. Orada kaldı revani. Ne yapıyoruz efendim? Revani için tarifimi sayıyorum hemen. 3 tane yumurta, 1 su bardağı şekerle çırpıyoruz. 1,5 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tane kabartma tozu, vanilya, portakal. Şimdi benim bildiğim revaninin püf noktası irmiği çok koymanız. Eğer ununu fazla koyarsanız kek görünümü alıyor. Evet. Ve unu çok olunca da çöküyor. İrmik onu kabartır. Şerbetini emdiğinde daha böyle dökülü, bulgur bulgur olur. Evet. Revaninin önemli olması bulgur bulgur dökülmesi. Evet. Portakalın kabuğunu mu koyacağız, suyunu mu koyacak? Şeye mi, şerbete mi? Ha? Ne şerbeti, şerbete değil. Kimisi şerbetine de koyuyor. Evet, ikisine de koyuyorum. Revani biliyorsunuz ki Osmanlı'da Ermenistan Erivan'ı işgalinden sonra ortaya çıkan bir tatlı, onu kutlama şerefine yapılmış. O yüzden Ermenistan'da yapımı yasaklanmış bu tatlının. Yeter mi abla bu? Bence şekerle yumurta karıştı, eridi. Ha, eridi, tamam. Şerbet için 4 bardak mı demiştik? 4 bardak su. Evet abla, bu da tamam. Tamam. Sıvı yağını koyalım mı Kadir? Bu bir su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Evet. Tamam. Tamam. Ununu getir ya da neyi getiriyorsan getir. Katalım güzelce. 1,5 su bardağı irmik dedi. Olur mu acaba 1,5 su bardağı? Zaten buçuğu da içine. Evet. Koy. Şey olarak evet. Tam geldi. Şimdi içine portakal rendeleyeceğiz. Rengi güzel oldu ama bak. İyice kızaracak böyle. Güzel olacak. Şerbeti dökünce de güzel bir şişecek. Ya efsane bir şey bu. Evet. Altın sarısı revanimiz. İnşallah güzel kabarırsın. Şerbetini emersin. Bulgur bulgur olursun. Şerbetini kaça kaç koydun abla? 4'e 3,5. Evet, fırın nerede? Orada. Hemen masanın üstündeki koyabilirsin. Bu açık mı? Önden ısıtmıyoruz arkadaşlar. Evet. Şu dakika olarak ele getiriyorum. 150, 200 hangisi? Çok 200 olmasın. 160 yaptım o zaman. Evet, ağır güzel pişsin. 600 fana getirdim. Tamam, revani yaptık. Hadi bakalım. Tatlıya gelince portakallı revani. Bence bir davet sofrasının tatlısı değil. Sonuçta adı üstünde revani, yani bir kek kategorisinde. Şerbetini döküp getirecek. Uygun olmamış, uygun değil yani. Revani davet sofrası tatlısı değil. Portakallı revaniyi de yani hiç yapmasa daha iyi. Ben onu çay saatine 5 dakikada yapıyorum. Yani tatlı yaptım diye ortaya çıkmasın. O tatlı değil. Keki yapacak, üstüne şerbet dökecek. Bir de onun şerbetin düzgün dökmesi lazım. Ne akıcı olacak, ne normal olacak, sulu olması lazım. Sen burada yeşil mercimek yıkadın, o ne içinde? Evet, sakala çarpan çorbamız sakala var ya. Sakala çarpan çorba. Aha. Onun hamurlarını biz mi keseceğiz? Biz keseceğiz. Oo, daha evet. O zaman bak hamur yoğuracağız, hadi. Evet. Sebzeleri doğrayacağız Kadir Bey. Bunlar et için kavrulacak evet, mı önden? Bifteğin evet, sarma içi için. Ne biberiydi bu? Amerika'da. California. Bunu nasıl doğrayacağız? Bak verdiği sebzelerin doğranma şeklini evet. Söyle. Jülyen doğrayacağız. Kalın kalın mı ince ince mi? İnce. Çok da aslında orta. İnce olursa erir bu sefer içinde. Abla efendim. İnce ince şöyle iyi mi? Bak çok da ince değil Kadir Bey. Şöyle şu iyi mi? Jülyen doğruyorum. Sen bunu bize vermişken sen durma. Bak süren akıyor. Ben şimdi hamurumu yapayım. Özlem Hanım'la yarışmaya katılacağını eşine ne zaman söyledi? Başvurduktan sonra mı yoksa danışıp mı başvurdun? Ben yarışmaya katılmayı çok istiyorum Kadir Bey. Tamam. Yani bir gün şu televizyonda kendimi görmek istiyordum. Bilgi yarışmasına falan da katılmayı çok istiyordum daha önce. Aa, evet. Kız orada çok zor soru soruyorlar. Olsun ben yapardım bundan. Ondan sonra eşim de ya işte olmaz, işte uzakta oluyor. Sonra gidiş işte evet olur, gidiş ama eşin seni olur. Sabah evden aldıracağımızı bilmiyordu. Değil mi? Ta seni Gebze'den aldık, Bahçeli evlere, Bağcılar'a götürdük. Evet. Bak. İzliyoruz. Kadir Bey çok seviliyorsunuz. Gerçekten çok seviliyorsunuz. Böyle mutfaklarda falan diyorum ya bak hırslı olmamın aslında bir örneği de şu an şu dakika bak şöyle yaparak size yaşıyorum. Kanıtlamış oldum yani hırslı olduğumu. Hep diyordum bir gün şu Kadir'le şöyle yakın hani böyle oluyor ya çekiyorsunuz. Ay ne güzel diyorum yakınlar Kadir'e. Ay ne güzel hep onun ne kadar şanslılar değil mi? Ama hiç bunun kıymetini bilmiyorlar. Dış ses. Çok şanslısın. Ya ne kadar şanslısın. Benimle yakınsın mutfakta. Gözlerinden sular yazıyor. Duygulanıyor kız bakma sen öyle. Evet. Biberler tamam. Tamam biberler bunlar tamam. Böyle duruyor. Soğanlar. Evet. Soğanları bunlar şimdi arkada. Yeşil biber var bunun içinde. Evet Charlie de var. Zaten dolma biber doğradın. Olsun onun tadı biraz daha farklı oluyor. Yalnız biraz yavaş gidiyorsunuz haberiniz olsun. Hızlanacağız. Evet enerjimizi yükseltmemiz lazım. Son dakikalarda bu sefer el ayağa giriyor. Yemek sadece olsun pişsin diye yapıyoruz. Lezzetine bakamıyoruz bile. Yok. O püf noktasını tutturamıyoruz yani. Revaniyi de unutmayalım fırında. Bakıyorum ben. Gibi. İnce ince kırdım bak robottan çekmiş gibi. Evet sebze biftek sarmasının sebzelerini kavuruyorum. Bakayım onlara ben bir. Soğan, evet. Kaliforniya biberi, yeşil normal dolma biber, kırmızı kapya biber, ayıp böyle piyazlık soğanı doğradık, havucunu doğradık. Evet, güzelce şu anda soteliyoruz biraz ölsünler etin içinde diye. Özlem Hanım şu ana kadar her şey yolunda gidiyor mu? Şu ana kadar güzel ilerliyoruz. 45 dakikanız geçti. Evet yetişecek. Şerbetin kaynadı zaten. Bu soğuyacak. Eti ve sardıktan sonra fırına verince pişsin. Soyulacak mı bunlar? Biraz mı? Evet. Soyup küp küp doğrayacağız. Yani her şey tamam. O patates kabuğu ne kadar engel olabilir ona? Sanki çelikten dışı. Adı başı patates kabuğu. Falan çiğ kalır bu sefer. Ama çok su çekiyor. Patatesin tadı gidiyor. Olsun. Demek ki kadın tat verecek. Abla bu soğana koyayım mı salça artık? Evet salçaları koyun Kadir Bey. Kaç kaşık? Birer kaşık koysanız. Bu kaşık şimdi biraz büyük ya. Hı. Ucuyla atıyorum. Bir tık daha aslında. Şundan biraz daha fazla olabilir. Heh. Tamam. Özlem Hanım siz şimdi ne yapıyorsunuz orada? Ben şu an pazılarımı şey yapacağım. Suya batıracağım. Bu arada bu patatesleri ne yapalım? Sen soy o doğrasın ben de tencereye koyayım. Bir patatesin başına 3 kişi bekleyelim. Of salça ne güzel kokuyor ya. Bak hakiki şey şu oradan da ekmek banasım geldi. Vallahi. Siz salçalı yumurta yaptınız mı ömrünüzde? Evet ben yaparım. Çok lezzetli oluyor dış ses muhakkak bir hafta sonu dene. Evet. Yağda kavur salça üstüne yumurta kır. Salçamız güzelce kavruldu. Evet. Güzel de koktu. Koyacağız. Baharatlar nerede? Şurada. Bayılıyorum böyle evet. Küçük yemek yapmaya. Nanesi biraz bol olacak Kadir Bey. Şimdi mi koyuyoruz nanesi? Evet koyalım. Biraz kuru nane şöyle evet. Bir tutamdan fazla koyuyorum. Bak bir ablam. Hı hı. Biraz bir tık daha. Bir tık daha. Tamam. Kekik hafif koyabiliriz. Kekik koydum. Evet. Tamam. Kimyon? Kimyon da ucunda azıcık. Birazcık ucundan kimyon. Evet. Karabiber var mı? Tuz soğan atmıştık zaten. Karabiber de hafif olabilir. Şöyle bir dokunsun damağa. Tamam. Pul biber? Pul biber de olabilir. Evet, pul biber. Olabilir ne acı demek? Kız millete tarif veriyorum. Biraz fazla attım. Biberim acı, o da Adana'dan geldi. Pirinçlerimizi atabiliriz Kadir. Mesela ben bunun suyuna hafif, şu anki haline hafif bir su koyuyorum. Bir özdeşsin diye ondan sonra pirinç atıyorum. Bunları koyuyorum. Koy, evet, su ekleyeceğim yalnız zaten. Yalnız bayağı da pirinç var. Bismillahirrahmanirrahim. Pirinçlerinde güzel pirinç. Evet. Osmancık mı bunlar? Evet, ekip alınca kalitelisini alıyor. Kalitelisi baldo diyorlar ama. Ama şey sarmada... Yalnız bunun yağı çok az şu anda, kupkuru. Koyalım mı? Koyalım. Baksana tencerenin dibi parlamıyor. Tamam. İşte bunu zeytinyağlı yaprak sarması diye getiriyorlar benim önüme. Cinnet geçiriyorum. Bunu bir taşım tıngırdatacağız mı? Evet, su ekleyeceğiz. Özdesin. Evet. Yalnız kokusu mükemmel. Şerbetimiz oldu. Şerbetimizi şöyle. Kapat şerbeti. Oh 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 oh. İyice bölün. Evet. Sünger gibi çeksin bütün suyu. Şerbeti şöyle soğumaya bırakacağım. Özlem Hanım'ın yaptığı bu. İstersen direkt rendeli abla. Neyi? Kavurup sütü de koyup. Aa. Ay ben ne kadar zeki bir çocuğum ya. Bunu sütte haşlasan nasıl olur? Ya aslında öyle de oluyor da şey çabuk mu çeker, dibini falan tutar diye şey yapıyorum. Allah aşkına açtın şunları. Bir dakika şunları almamız lazım. Sütle pişirin onu. Sütle pişirin efsane olur. Pazardan aldığımız mısırları bile ben sütle pişiriyorum. Dikkat et dibine sarıyor. Yok yok güzel karıştırıyorum. Bak hani nerede dibine sarmış. Sanki pirinçler dibine yapışmış. Su ekleyebiliriz. Sarma kavururken zaten böyle olur. Evet biraz pişecek böyle bu. Bu ne şimdi? Küçük küçük doğranacak. Yalnız adama şu an baktığımda sanki böyle mutfak robotu görüyorum. Önüne koyuyorsun bızmış. Vallahi öyle kadın beni robot yaptı. Var bakalım. Sen anladın görevini artık. Bunun kabuğunu soyayım mı? Evet evet çıkaralım. Yalnız kabuğunu. Bak ne kadar fonksiyonlu bir robot. Bir de soruyor tek tek kabuğunu ister misin? Adama anlatsana jülyen mi küp küp mü kabuk mu? Küçük küp küp doğrayacağız biz şeyi atacağız. Sonra üstümüze bak dün masada o patateslere ne dedi Hülya? Kadir Bey siz doğradınız. Ben doğrarken sen neredeydin? Gördün elma dilimi kestim. Bir de diyorsun ama Kadir Bey bu büyük. Aa, ne olacak kış domatesi yazın soy da göreyim ben. Değil mi? Pehlivanlığını yazın göster. Ayva gibi domates zaten. Pazı, attık mı pazıları? Atıyorum. Şuraya gidiyor, haydi. Pazı kaynadı. Şunu karıştırayım ben bir daha. Bunu kaşığı nereye koydum? Elimde altındaydı kaşık. Şurada da olunca yapmışsınız. Domatesi nerede kullanacaksınız? Onu büfteğin sosunda. Bismillah, bu pazının sapından biz çorba da yapıyoruz. Evet, bunu altına dizeceğim ben. Ekşili, terbiyeli. Çok da güzel oluyor. Mesela hiç öyle değişik çorbalar yapmıyorlar. Şey dibi tutmasın da kıtır kıtır oluyor. Bence bunu kapatayım mı? Tamam, bence de kapat sonra. Kendi dibinde şişer zaten evet. O. Böyle bir 5 dakika tıngırdattı ki o lahanayı delmesin pirinçler. Kimisi çiğden koyuyor, kıtır kıtır sardıkça patlatıyor onu. Evet. Pazının özelliği damarlarını alması lazım. Bir de pazı yeşil kalması lazım. Soğanları güzel halletmesi lazım. İçine baharatını güzel koyması lazım. Bir de pişmesi lazım içinin. Pazı sarması zeytinyağlı yapar herhalde öyle düşünüyorum ama çok basit. Ben yine söylüyorum el açması bekliyorum. Çok şaşırdım. Bu patatesler herhalde önümüzdeki 8. ay girecek tencereye. Evet. Şunu Kadir Bey ben onu alayım suyunu koyayım. Ben olsam ona süt koyardım. Maş yüzekleri bunundan mı gördün? Evet. Kimden kalma bu? Açtım birazcık. Babamdan. Babanın evinde bayağı et yiyordunuz. Evet. Anlaşılan o. Evde et tokacı varsa. Var. Bunlar sotelendi. Evet. Baharat ne yaptın sen buna? Ona kekik attık, nane attık, hafif kimyon attı. Mesela bir Hülya abla. Sebzeli kuzu gerdan dedi. Evet. Yanına patates havuç koyana kadar yapaydın şöyle bir garnitür de. Yani Mercan abla enfes yiyeydi. Ne bileyim Gülten Hanım beğeneydi. Evet. Patatesleri koydu önümüze. Niye mesela bundan örnek vermedin dün? Yani sebze dedi o ama sebzeyle ilgili bir şey olmadı da o anda bilmiyorum şey yapmadım. Şimdi kadın da yemin etse yalanı yok. Patates de bir sebze. Ama hiç uyumlu değildi yani. Tavuklu patates koymuş gibi önümüze duruyordu tabağın içinde. Domates. Tamam teşekkür ediyorum. Şimdi de kerevize bakıyor. Hiç sesini çıkarma Kadir. Ortaya yuvarlayın. Kerevizler de doğru. Bence bir haftada hiçbir şey yardım etmememiz lazım. Böyle öyle bir atraksiyon yaratmamız lazım. Öyle bir etabınız olmuştu ben izlemiştim. Oldu keşke geleydiniz. Gelmedim. Böyle iki parmakla doğrayıp bir yandan ayaklarıyla ortalığı topluyorlardı. Evet doğrudur. Ege Hatice abla neler çektin be. Evet Kadir hafta sonu ne yaptın? Dur hafta sonumu hatırlayamadım bir an. Bu hafta sonu ne yapacaksın? Cumartesi günü klasik sabah kalk kahvaltı yap. Şöyle güzel hava güzelse evi günlendir güneşlen. Bizi ne zaman evine çağıracaksın bakayım? Bak ya, Türk halkına sesleniyorum. Bu beyefendinin bu tarz adetlerden şeyi yok bağlantısı yok. Abla yeni bir arkadaşın ev aldığında ya da taşındığında arkadaşın mı sizi çağırır gelin evimi görün diye siz mi davet yollarsınız? Evet, sizin randevu almanız lazım, size geleceğiz demeniz lazım. Bana dün kalkmıştı, geçen gün sohbet oldu dedik. Ne zaman dedim evimi görmeye geleceksiniz? Bana aynı böyle dedi. Çağırdın da mı gelelim dedi. Dedik ben çağırmayacağım. Siz arayıp diyeceksiniz ki ev görmeye geleceğiz, ne zaman müsaitsin? Bunun olur. Sen hiç ev görmeye gittin mi? Hayır. İşte o yüzden bilmiyorum. Bekliyorum en kısa zamanda beni arayıp randevu isterseniz size özel gün ayarlayacağım, hazırlıklarını yapacağım. Şimdi ben arayıp bak yemin ediyorum ah buraya yazdım ki öbür eve de kaç kere çağırdım, bana direkt bunu söylüyor. Ben eve oturmaları sevmiyorum, ne yapacağız ki zaten bütün gün sizi görüyorum. Sıkılıyorum ben dedi, bu bir yalansa yalan de. Benim davet etmemi bekliyor, tamam ben davet edeceğim. Davet etmen de kendimi ayarlayayım bakayım o gün müsait miyim değil miyim, o gün gelebiliyor muyum? Allah aşkına setten sonra ne gibi bir planım var, evdeki köşe takımı da televizyon izliyor. Peki şimdi konunun önemli yerine geliyorum arkadaşlar. Ev görmesine giderken ne alınır? Ev sahibine sorulur, ihtiyacın var mı? Yani önemli. Şükür elhamdülillah. Yani. Hiç kimsenin bir şeye ihtiyacım yok ama bir ev hediyesi alınır tabii, değil mi? Tabii tabii. Şöyle evin bir şeyine bakılır, bu eve ne gider diye. Bir şeye ihtiyacın var mı? Allah razı olsun, her şeyim tamam. Kadir'cim sana çay kaşığından kahve fincanıma kadar. 2 senedir evimin her şeyini aldım koydum kenara. Tane tane, o yüzden şimdi bir şeye ihtiyacım var. Siz gelin. Bir daha soruyorum, bir şeye ihtiyacın var mı? Aslında evimde çok büyük bir eksik var ama onu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. O kadar da değil yani. Ha buzdolabım onu tamamlayacağım, az kaldı da. Çok büyük bir eksik var da gene de çekiniyorum. Ya bizim normalde eski evde de vardı ama bu evde bir türlü fırsat olup alamadık. Bizim çelik kapının böyle üstünde her zaman bir tam altın asılı olur. Bizde adettir o. Evet. Bir tam altın eksik evde. Büyük bir Cumhuriyet altını. İnşallah bir de o tamamlanırsa evimin hiçbir eksiği yok. Allah razı olsun. Yok artık. Öyle. Sordu söyledim eksik ne var diye. Şaka mı bu? Şaka değil, bizde adet. Kitleme adamı oradan. Evin eksiği o ama sen istersen çay al, şeker al. Hiç fark etmez, gücenmem yani. Hiç demem ki koskoca dış ses o kadar mal varlığının içinde bir paket çay almış gelmiş demem tabii. Mal varlığından sana ne? Sana mı çalışıyorum ben? Sana gelirken kitap alayım. Ben doğum günümde bile kitap alanlar hep ince dilim pasta vermişimdir bana, ev görmesine kitap getiriyor ya. Doğum günümde kitap alanlardan illet olurdum hep. Evet ablam, biftekler ne zaman çıkacak dışarıya? Şimdi çıkaracağım. Bu kerevizler rendelenecek mi? Evet. Yalnız kereviz çok kötü. Biraz girintili çıkartalım. Mesela Hülya kereviz sevmiyor. Geçen hafta bir yarışmacı vardı. Kerevizden nefret ediyordu. Hiçbir kerevize puan vermedi. Evet. Ya derse ki ben kereviz sevmiyorum. Yok. Dün siz benim kuzumu kokuyor diye eleştirdiniz. Pişirdiğim halde puan vermediniz. Ama şey değil ki yani. Yani burası senin zevkine göre bir yemek hazırlayacağız. Hülya dedi ya, sonuçta benim etim pişmiş, size ne kokusundan dedi. Hayır ama kuzu tamam pişsin, kuzunun pişmesine hiç kimse yorum yapmadı. Ama o kokuyu o götürmesi lazım. Sen de kerevizin kokusunu götüremezsen diyecek ki kereviz toprak kokuyor, ben sevmiyorum. Kereviz salatasını hiç sevmem. Pası sarmasının yanına kereviz salatasını tabağa doldurmak için yapmış. İnşallah güzel yapar, beyaz olmalı. İyi bir kereviz salatası kararmamalı, beyaz bir şekilde sunmalı. Bakalım nasıl sunacak, merak ediyorum. Şimdi bu büfteyi aldık. Güzel tokaçla dövdük. Soğanın suyunu sıktık. Hakiki zeytinyağı, biraz da tuzundan, kekiğinden oldu. Nereden baksan bir 40 dakikadır bekliyor. Sebzelerimizi hazırladık. Bunları kürdanla mı saplayacağız? Evet. Kürdan yapacağız. Şurada benim şişlerim vardı. Kürdanlar peki sofraya gelecek mi? Çıkacak mı? Yok çıkacak. Mühürleme falan olacak mı? Tabii. Döküm tavağım var orada. O zaman o döküm tavayı bir an önce koyalım mı? Ocağı anca ısınacak o. Burada hepsini yapmadı. Bu revaneden kaç saat pişecek? Kurusun istiyorum biraz. Daha ne kadar kuruyacak abla? Yanları kızarmış bayağı. Güzel kızarmış. Yeter o yeter. Biraz soğusun sonra şerbetini dökeriz. Abla biz hamur açacağız. Pazı saracağız. Pazı pişireceğiz. Evet. Nasıl yapacaksınız bunu şimdi? Şöyle yapacağım. Ben onu mühürlerken açılmasın diye. Ana yemek, yani çok ağır bir yemek olmadığına inanıyorum. İşte içine ne koyacaksa hazırlayacak, bifteyi sarıp kürdanla tutturup salçalı sosunu yapıp tepsiye koyup fırına verecektir. Hani çok uzun süre vaktini almayacaktır. Yine ben bunu bir ağır yemek olarak göremedim, bilemiyorum ama. Büftek sarması zor bir ana yemek değil. 30 dakikada çıkarabileceği bir yemek. İçindeki sebzeleri nasıl olacak? Merak ediyorum, bekliyorum heyecanla. İddialı konuştu, iddialı olacak mı? Son 50 dakika. Oo! Yanıyoruz Fuat abi, yanıyoruz. İçindekileri dışarı çıkartıyorsun. Ne yapacağız? Aslında bu biraz daha geniş olsa yanlarını da katlasak. Kalk biz de senden pazıyı saralım bari. Evet Kadir'ciğim lütfen. Bak nasıl gönlü oldu, ağzından çıkmasını tam diyecektim bekliyor. Yok valla tam diyecektim. Sıva kollarına pazıyı saralım birlikte. İçi hazır nasıl olsa. Zaten köy gününe gelmiş, boş oturmayalım, sarma saralım bari hadi. Bizim apartmanda bir Melek abla var. Eğer seni bir akşam çaya çağırıyorsa onun altında kesinlikle sen bir şey ara. Bu akşam bize gelin dedi mi anla ki akşama sarma var. Bize dayıyor pastayı, çayı, çorba yiyoruz, sohbet. Bir bakmışsın Melek kaldı. Ucun ucu sofrayı topluyor. Cemile'nin annesi değil mi? Cemile'nin annesi. Ucun ucu sofrayı topluyor. Yalkana yalkana geliyor. Bir tencere iç, bir de yaprak. Hadi hem sohbet edelim hem saralım. Fırsattan istifade. Yemin ederim ben öyle bir fırsatçı kadın görmedim. İki taş bir baş. Bunu şimdi ince mi saracağız? Yok, çok da ince olmasına gerek yok. Şişecek ya biraz şeydi. Ya yaprak sarması gibi değil. Evet, o kadar değil. Bak bu sarmaya sen de gelip yardım edeceksin ha? Edeceğim, edeceğim. Ustahım, ben paza sarmayı beceremedim. Gılık gılık yapraklar canımı darladı. Biliyorsun zeytinyağı sarsaydım şu anda asma yaprağına. İncecik kalem gibi doldurmuştum ama ben bu yaprakları beceremedim. O yüzden vakit kaybetmemek için hemen hamura geçtim. Ablama göstere göstere biraz büyüteyim, o da kesme işlemini halletsin. O arada tabak kızdı mı abla? Biraz daha. Biraz daha var. Evet. İnceliğine bir bak abla. Güzel. Yeterli mi? Aha, evet, çok ince olursa erir bu sefer içinde çorbanın. Coştum yine dalgalanıyorum ben, yeni sevdalanıyorum ben. Hopa! Ben de bir şey yapayım, bu ekleri atayım bari. Bence costat orada sen. Hadi sen git yap, ben bunu çevireyim. Ha, aldı temiz işi bak, en sevdiği şey. Ama ben orada görünürüm. Görüneceğinden değil, et kokusunu sevmediğim için. Değil mi bak, yüzü gözükmeden de kendini Kampımı sevdiren bilirsin. Singırlamadan geçti, sevdiğim halam kızı, o da benden vazgeçti. Allah'ım sen bizleri cehennemden koru yarabbim. Ay etler nasıl çıkıldı ya. Güzel bir koku çıktı ortaya şu anda. Senin çok sevmeyeceğin bir koku ama. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu etler biraz yapışıyor tavaya. Normal mi? Normal. Biraz bekle iyice şey olsun. O zaman onlar orada dursun. Şerbet nerede? Şerbet şurada Kadir. Hoppala paşam bal karakeşan. Çekilin efendim. Kadir onu buraya getir. Oh, yandım. Yeterli mi? Ha, tamam. Şimdi biraz dursun, keseceğiz. Etlerimiz şey olmasın. Bu şey irmiği güzel oldu ama. Portakallı revaniydi de hiç yapmasa daha iyi. Ben onu çay saatine 5 dakikada yapıyorum. Tatlı yaptım diye ortaya çıkmasın. O tatlı değil. Asla bir davet tatlısı değil. Özlem Hanım çok iddialı konuşuyordu. Menüsünü de iddialı konuştuğu gibi bulmadım. Abla kesme çorbasının... Bak koluma yaklaştırıyor. Allah'ım sen bana sabır de. Abla inceliği nasıl? İnceliği güzel. Aziz Allah şefaati ya Resulullah. Evet efendim, ekranların en lezzetli en temiz yarışması Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim de görmüş olduğunuz gibi sınır tanımıyoruz. Yufkaları açtık, güzelce pişirdik. 40 yıllık yufkacı Ayşe teyze gibi şu anda erişte kesiyorum bir yanda elimden. Şunları kenara alalım. Bekleyin bakalım haftanın 3. gününde finalde neler yaşanacak? Yemekler yetecek mi? Aa, ne yapıyorsun Kadir? Üst üste koydun, kafamı karıştırdın. Ver bana, ver. Arkadaşlar size bir haberim var. Son 10 dakika. Aa! Yalan, şaka. Şunu yapar mısın? Son 10 dakika diyor, hala bana kereviz veriyor. Evet Kadir, durum nedir? Bence tehlike çanları çalıyor çünkü sofra yok daha ortada. Daldan dala. Kızım gider yaylalara, yayla suyu serin olur kızım, içer gelin olur. Daldan dala mercan bakar, emise mendil neydi o, gülten takar. Yandın Allah. Sen. Onlar seni yerken de Zeynep uzaktan bakar. Allah. Son 5 dakika masayı halledeceğiz. Kadir, benim şu an aklıma bir şey geldi. Ne geldi aklınıza? Söylemeyeceğim. Ne oldu? Bir şey dedi ya, Gülten abla dedi ya, hadi bakalım bulun ne koydum ben içine. Damak tadınız varsa bulun bakalım. Sen ne koydun bulamayacakları? Koymadım. Mayonez koymadın. Yok, bununla ilgili değil. Mayonez koyacağım mı buna? Mayonez koymayalım ya, ağır yapıyor. Benim cevizim neredeydi kızlar? Aa, salatam da yok benim Kadir. Aa, artık o da sende. Sakın bunu salatanın içine rendelemeyin sakın. Niye? Salatanı mahvediyor. Hıcım hıcım ediyor. Yok ya, çok az koyalım. Dışta şunları soyar mısın? Bu nasıl iş? Sürekli bir şeyler önümüze geliyor. Doğruyoruz, biçiyoruz. Aa, yetti ama yani. Allah. Uysalız, sessiziz, alttan alıyoruz diye küçük ev aleti gibi oldum resmen. 43 yaşında koskoca adam blender'a döndü. Sosu nasıl abla bunun? Tamam, iyi o. Şey yapana kadar şunu da attık mı? Cevizim neredeydi kızlar benim? Bak orada tasın içinde abla. Hani? Aha. Ha, şurada. Tamam. Revani nasıl oldu acaba? Sen o eti niye dışarıda bıraktın? Fazla mı? Fazla. Kesme çorbası yapıyorsanız önemli olan bunun soğanını, salçasını ayrı bir tavada güzel bir şekilde kavurmak, soğanları iyice pişirmek, yakmak, baharatıyla cos diye çorbanın üstüne dökmek. Eğer bu salçalı soğanını yapmazsanız çorba yağ gibi olur. Tadı tuzu olmaz. Sakala çarpan çorbası kesme aşı gibi bir çorba. Mercimekli, erişteli, biraz aşamalı. Mercimeği kaynatıyorsun, erişteleri atıyorsun. Hamuru da kendi açması lazım. Artık hamuru da hazır kullanıyorsa hiç bu işi yapmasın. Abla bunun biraz yağı az. Tamam koyalım. Bunun yağı çok olacak. Al. Coslayacak, dök. Tamam, oh. Şimdi mesela bunu diyorsunuz ki neden tencerede önceden kavurup suyu koymadınız? Olmaz. Sonra dökmeniz makbulü bunu. Çoğu merak ediyorum mantıken yani önceden kavurup koysanız ne olur? Kaç dakikam var? Son 5,5. Tamam. Sofra yok. Le. Şu kaynasın, ben masaya geçiyorum. Fırınım çalışacak. Masadayım. Sadece fırını mı çalışıyor? İçer döverinle şeyin de çalışıyor, blender'ın da çalışıyor bak. Ay ne demek? Adama salondaki kadife sandalyeyi getirmişler. Bana da plastik tabure vermişler. Kaba etime geçtim o tipleri. Sana arkalıksız bir sandalye lazım. O yüzden bunu vermişler. Neden arkalıksız? Arkanda yapılan işleri görebilelim diye. Vay. Ben masaya geçiyorum. Sarası döner ustası döner kesiyor. Git şu masaya geç artık. Ama gidemedim. Neyse gittim. Salça erisin, sana baharatları soracağım. Canım çıktı yani. Göya yemek yaptık. Neyse. Tuttum gene ağzımı. Köprünün altında bin gayme buldum. Hoplama halimem ben buldum. Hop hop. Cortlama halimem ben buldum. Cart cart. Rio karnavalındaki kızlarla karıştırdın galiba. Bak bir de oraya gidelim biz. Seninle birlikte. Ne kadar güzel el. Köy düğünü gibi. Herkes neşeli neşeli. Oo, kalimero, pındrale. Kafalarda koca koca tüyler. Aynı Edirne'deki şenlikleri gibi orası. İyice yansın bu, iyice yansın bu eller, yansın. Son 2,5. Ataşlara gelesin Manolya. Abla hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kadın döke döke gidiyor, koş. Buna baharat ne ekleyeceksin? Nane. Nane getiriyorum. Bir tutam mı? Aa, nasıl canım verdim? Bir saatten sonra gidiyor artık gibi. Senin anladığın dille konuştu kadın. Anladım ama bak bütün... Naneden başka bir şey var mı? Hafif karabiber. Ne? Hafif karabiber biçimlik. Dur. Son 1,5 saniye. Karabiber de tamam, var mı pul biber falan? Pul biber çok hafif olabilir. Taksit söylüyor olabilir. Abla çorbanın altı yanmıyor. Kapattım, o yeter. O var ya çok yoğun oldu. Bak gel seyirci. Bakar mısınız? Çok oldu mercimeği yoğun. Döküyorum sosu çorbaya. Evet. Evet dedi. Gelin şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Son 45 saniye. Ama bunun biraz daha kaynaması. Kız abla bunun hiç suyu yok yakı. Bunu da koydum. Sofraya mı bakayım? Son 20 saniye. 20 dakika değil bu arada, vallahi saniye. Kadir. Kaşığım yok. Ha, yemek kaşığım yok. Evet, getirdim. En altta, evet. En altta dediğin şunlar galiba. Tüp çok sıcak. 4, 3, 2, 1, bitti. Ha. Şimdi bunda var, bunda var. Bir tek şunda kaşık kalmadı. Yanlış kaşık mı getirdin Kadir? Evet Kadir, en alttan getirdim. En altta kaşık yoktu, en üsttekileri aldım. Çekmece bomboştu. Kaşıksızlıktan iyidir bence. Sen şey yap, git içeriden takımlı kaşıklara getir, koy kaşıkları. Evet. En azından oyunuz şey olsun, tamam. Bir olsun. Yalnız serimiz yamuk yumuk duruyor. Bardak yok. Tuzluk muzluk da yok. Gel ablam gel, perişan oldu. Gel bir seyirciye veda edelim. Özlem abla. Geldim. Hele gel bir seyircimize veda edelim, kaşığı koyarız. Millet kaldı ekran başında. Şimdi her şeyimiz tamam. Çorbamız, püremiz, yemek salatamız, ne bileyim ondan sonra tatlımız, evet. Her şeyimiz tamam. Sofrada kaşıklarımız eksik. Evet. Biz şimdi koyacağız kaşıklarımızı. Tamam. Bir iki eksiğimiz daha var neyse ki. Gelsinler, konuşsunlar artık bir şekilde, sen de toparlarsın, cevabını verirsin. Menü ağırdı. Menü ağırdı, uğraştık çünkü. Evet. O yüzden olabiliyor böyle aksilikler. Modumuz düşmeyecek. Hiçbir zaman yaramızı düşmana belli etmeyeceğiz. Evet. Çünkü en ufak bir kan kokusunda üstümüze gelirler. O yüzden dimdik durmamız lazım. Biz şimdi gidiyoruz, kaşıkları koyduktan sonra döndüğümüzde muhteşem menümüzle misafirlerimizi ağırlayacağız. Bakalım yorumlar nasıl gelecek görelim. Hadi koy kaşıklarını sen. Ya az önce benim getirdiğim kaşıklar bunlar. İşte onları bulamadım. Benimkiler nerede bilmiyorum. Ben üstümü değiştirmeye gidiyorum. Ben gene suçluyum. En Hamarat Benim de bugün Özlem Hanım misafirlerini dört dörtlük bir menüyle ağırlayacak. Yarışmacımız sakala çarpan çorbası, pazı sarması eşliğinde kereviz salatası, patates püresi eşliğinde biftek sarması, mevsim salatası ve portakallı revaniyle rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak? Masayı gördükten sonra iddialı olduğuna inanmıyorum ben. Yetiştirmek zorundaydı. O kadar iddialı konuştuktan sonra bu masa fiyasko. Benim masamın üzerine masa göremedim şimdiye kadar ben. Önemli olan bence lezzetli olması. Peki senin gününde lezzete puan verdi mi Özlem? Şimdi konuşma hakkı bende. Vermedim. Onun bir cetveli varmış ya. Evet. Biz de o cetvele göre puan vereceğiz. Evet. Bu çorba mı şimdi? Makarna gibi koymuşsun önüme, çorba diye yedirmeye çalışıyorsun bana. Haşlanmış makarna suyu gibi. Ben gerçekten bu menüde hamaratlık görmedim. En Hamarat Benim'den haftanın 4. gün sofrasından herkese merhabalar efendim. Evet, Özlem Hanım'la 2 saatlik mutfak etabımızı bitirdik. Ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ediyorum. Hanımlar sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık yavaş yavaş sona yaklaştık. Evet. Yarın son kez sofraya oturacağız. 20.000 lira sahibini açıklayacağız. Özlem Hanım da iddialı bir yarışmacımızdı. Bugün marifetini sizlere gösterebilmek için beğenmediği yemekler vardı haftanın başından bu yana. Bugün girdi mutfağa. Yemek öyle değil böyle yapılır. Göstermek için elinden geleni yaptı. Bakalım nasıl olmuş göreceğiz. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size Özlem Hanım hakkında ne söylemek istersiniz? Düşünceleriniz neler? Buyurun dökün içinizi bugün. Net olarak. Özlem Hanım hafta başından beri çok iddialı konuşuyor. Göreceğiz bakalım bugün ama masayı gördükten sonra iddialı olduğuna inanmıyorum ben. Ne gördünüz masada? Masada çok eksikler var. Masada tuzluk yok, bardak yok, çatal bıçakların yerleri çok karışık. Orada çift bıçak var, burada bıçak yok, çatal lanır düzgün serilmemiş. Daha ne söyleyeyim? Evet Özlem, söz sende. Haftanın başından beri hiçbir şeyi beğenmemişsin. Evet, öncelikle evime, soframa hoş geldiniz arkadaşlar. Sizi burada gördüğüm için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, masam evet son dakikaya kaldığı için biraz servislerde hızlı yapmam gerektiği için biraz öyle oldu. Onun dışında... Peki Zeynep Hanım kabul ediyor mu bir gerekçenizi? Kabul etmiyorum tabii ki. Yetiştirmek zorundaydı. O kadar iddialı konuştuktan sonra bu masa fiyasko. İddia derken masada herkesin sonuçta bazı şeyleri oldu. Benim masamın üzerine masa göremedim şimdiye kadar ben. Ne oldu Gülten abla kala kaldı. Söylemek istersen söyle bir şey buyur. Şimdi benim masam da güzeldi yani. Senin çift masan da güzeldi. Açtım. Ama Zeynep Hanım'ın üstüne çıkamamıştı maalesef ki. Yok çıkamadı. Yok çift servis açtım, çiçeği aradım onca saatlerce. 450 TL'den 120'ye kadar 130'a verdim yani. Pardon. Ama yani... Evet, masa olmamış. Yani. Eksikleri var, olmamış evet. Değil mi? Evet, eksiklerim var. Masa olmamış. Eksikleriyle hiç olmamış. Hiç olmamış. Hayır, hiç olmamış derken yani sadece servisleri tabaklarınızı eksik? Da düzgün dizmemişsiniz. Hayır, düzgün kaşıklarınızı derken... da düzgün dizmemişsiniz. Tuzluğunuz yok, bardaklarınız yok. Nesi olmuş? Lanırınızı güzel sermemişsiniz. Onu diyorum işte. Düzgün bir lanır da değil. Servisler olmamış derken hani şeyler olmamış derken sandalye falan ayarlıyoruz ya. Şu o yüzden kaymış. Ama bizde de ayarlandı o sandalyeler. Bunu kabul ediyorum. Son ana kaldı. Şimdi hızlı bir şekilde oldu diye. Bu masalar, sandalyeler bizim evimizde de ayarlandı. Evet bardağınız mesela. Yani şu an hatalar tamamıyla Özlem Hanım kaynaklı mı? Sizde bardak hiç yok. Yani ben hazırlamadım masayı. Özlem Hanım hazırladı. Ondan kaynaklı tabii ki. Onu kabul ediyorum arkadaşlar. Yok. Diyorum ki evet serviste bir şeylik olmuş son ana kaldığı için ama yani hiç olmamış da bir masa değil. Yaptığı yorumların, eleştirilerin altını bugün masasıyla, şıklığıyla dolduramadı mı? Yok maalesef. Hiçbir şey beğenmeyip de ben buraya şaşaha yapardım. Çünkü niye ben kendim beğenmiyorum çünkü. Siz beğenmediniz. Sen şimdi hiçbir şey beğendiremedin ben sana. Beğendirebildin mi? Yok. Ya sizin masanız güzeldi. Yani hiçbir şey deriz ki ben bu hitap etmiyorum. Siz olsa ki böyle hani eksik kalabilseydi eğer ki yetiştiremeseydiniz Özlem Hanım alttan alır mıydı? Ya da almazdı. Kesinlikle. Şeyi bir izlenim bırakmışım şu an hepsi gerçekten dolarak gelmiş. Demek ki 3 gün. Çok özür dilerim. Öyle bir yorum cidden yaptın mı? Yani kendinde o düşündüğünde evet ben çok keskin konuştum ya da çok ağır eleştirdim diyor musun? Hayır ben olanı söyledim. Hatta herkesin masasına şey oturduğu zaman yani. Şöyle bir süzdü sonra yorumunu yaptı. Şimdi biz de süzüyoruz, eksiklerini söylüyoruz ama kabul etmiyorsun. Zaten. Hayır diyorum servislerinde iddialı konuştun ama bir iddia göremiyorum. Bardakların nerede? Bardaklarım eksik, kaşık bıçak servisleri süre kaynaklı yetişme. Evet, tamam. Yetişmedi. Menü için ne diyorsunuz? Hadi sofra hadi aksilik oldu, süre yetişmedi diyelim ki. Menü, bugün dolu bir menü karşınıza çıktı mı sizin yemeklerinizi beğenmeyecek kadar? Yok hayır. Çıkamadı. Menü olarak da zayıf. Menü olarak hangisinde da zayıf. Mesela ana yemek mi, çorbası, çorba mı? Çorbası mesela bir davet sofrasına yakışır bir çorba değil bence. Peki bugün masa bayağı hararetli olacak, belli oldu. Gülten abla sen ne diyorsun masa konusunda, Özlem Hanım konusunda? Özlem Hanım siz masanın başından beri protein. Evet. Sizinkiler nasıl protein? Onu merak ediyorum. Sebzem de var benim gayet normal, proteinim de var. Hepsi akışkan. Fresh bir şekilde bence ilerlemiş. Menüm çok güzel. Güzel. Akışkan, evet. Sen neyi fazla buldun protein olarak, uyumsuzluk olarak? Onu söyle. Yani, uyumsuzluk olarak şimdi et tarzında büftek. Evet, evet büftek. Yani en kolay iş. Alakası yok. İçine ayrı kavuruyorsun, onu mühürlüyorsun, fırına atıyorsun, sosunu yapıyorsun. Öyle biz de yaptık ama onu. Sosunu yaptık. Tamam. Kaşarını bir daha açtık, bir daha koydum, bir daha kapattım yemeği. Önemli olan bence lezzetli olması. Peki senin gününde lezzete puan verdi mi Özlem? Vermedi. Ben ona demiştim. Senin masana da otururum ben, konuşma hakkı alırım dedim. Şimdi konuşma hakkı bende. Tamam. Kendi gününde sustum, bugün artık konuşma hakkı sende. Peki Hülya Hanım menüyü nasıl buldunuz, masayı nasıl buldunuz? 2 tane el açmasıyla eleştiriler yaptılar. Özlem Hanım'dan ben bir tane olsun el açması bekliyordum. Mesela en azından tatlısını bekliyordum hepsini, yani basite kaçmış geldi bana. Ya el açması yapmayınca basit diye bir şey yok mesela. Yok, siz de el açması yapmayın. Bizim el açmalarımızı hep hiç yaptık, bana 2 puan verdin ya diyor. Uğraştık yani, siz de bir şey yapmanız lazım. El açması yaptınız doğru ama şöyle börek yaptınız. Ben işte onu... değildi. Öyleydi. Olmayan bir hamur işi yapmaktansa hiç yapmak zorunda değil yani. Bu kadar yorum yapmamalıydı. Yani zorunda diye bir şey yok Kadir Bey. Bana niye puan sorgulanıyor? Ben puanımı gösterirken altını doldurarak yorum yapıyorum zaten size. Ama dün de Zeynep Hanım dedi ya 2 gidiyorsunuz. Ama başından beri herkese 2 verdi. Onun bir cetveli varmış ya. Evet öyle. Şimdi kafasında bakalım dedi. Eğer evet, yemekleri olmadıysa biz de o cetvele göre puan vereceğiz. Evet. Varsa bir cetveliniz yaparsınız. Cetvel bugün elden ele gezecek. Mercan ablacığım sen nasıl buldun? Özlem Hanım'ın yorumlarına göre masa, yemekler, menü beklediğin geldi mi yani? Yani açıkçası Özlem Hanım beni hayal kırıklığına uğrattı. Masası yetişmemiş. Evet, yetişmemiş. Evet. Yani yetişseydi bardağın orada burada durması çok da şey değildi. Keşke bu runner olmasaydı. Zaten Amerikan servisimiz var. Düzeltemedim aslında olmasından. Olmaması daha güzel olurdu bence. Hiç gerek yok. Olmamış yani masa olmamış. Olmamış demeyelim, eksikleri var diyelim bence. Eksik de olmamış demektir yani. Keşke tamamlayabilseydin yani. Şimdi şu masa bizden birinde olsaydı siz eminim ki %100 bu masa olmamış diyecektiniz. Eksikleri var. Eksik demeyecektiniz. Olmamış. Kesin olmamış diyecektiniz. Olanlara 2 verdiniz. Çok güzel korkutmuşum. Vallahi hayır, olanlara 2 verdiğinize göre olmayana 1 verirdiniz yani. Hiç sizden korkmuyor da çekinmiyor da. Zaten masaya vermediniz ki siz. Hiç masayı kale bile almadınız. Yorumumu hiç dinlemediğiniz zaman vermediniz ki puan. Hayır. Biliyorum da. Zeynep Hülya'cığım. Verdiniz mi? Verdiğiniz puandan belli. Masanız çok şık olmuş. Masanıza da verdim dediniz mi? Ben mesela Zeynep Hanım'a dedim yani. O anda kendinizde olmadığınız çok belli. Şu an puan verirken yaptığım yorumları dinlememişsiniz. Hayır dediniz ki salatanız güzel olmuş. Ben hatırlıyorum dediğinizi. Salatanızı beğendim ben zaten. Salataya verdiniz zaten siz puanı. Alakası yok. Ben şu 3 gün boyunca hepinizin masasına puan verdim. Mercan abla menü hakkında söyleyeceğim bir şey var mı? Menü, uyum konusunda. Yani menü fena değil. Ya olabilir. Yani olabilir davet menüsü ya da yarışma menüsü. Peki Hülya ablanın yorumuna ne diyorsun dedi ya yani revani yapan biri lütfen benim baklavama konuşmasın. Hak veriyorum. Revani için ben de söyledim. Ben de yorum yaptım. Keşke de revani olmasaydı yani. Hani... Ama Özlem abla dedi ki mutfakta yani revani herkes tutamaz. Püf noktası vardır. Onun güzel olması lazım. Ya doğrudur yani hani çok güzel revani yapan olabilir, güzel yapmayan olabilir ama sonuçta bir revani yani işte yemeğin sonrası. Adıbaşı bir revani. Yani yemeğin arkasından da ben size tatlı olarak revani yaptım. Keşke de revani olmasaydı. Peki bugün bayağı revani konuşacağız. Evet. Biz sakala batan mı? Sakala çarpan çorbamızı alalım bir yandan. Evet, kaselerimiz ben bir şey açıklayabilirim. Tabii buyurun Hülya. Rinketler benim tercihim değildi. Nasıl yani... tercihiniz değil derken? Ekipten geldi ya ben şey yapamadım zamanım yoktu kendi kasabama söyleyemedim büyük geldi. Yani şimdi sonra da değiştirden kesin istediniz et seçimi ama doğru çok büyük geldi. Masada niye demedin ki ya bu etleri ekip aldı ben gördüm ama o şişten niye söylemedin? İnanın Kadir Bey dün 1 saatlik uykuyla ayakta duruyordum vallahi billahi çok kötüydüm. İşte keşke etini kendin tercih etseydin. İşte o yüzden şu an beni çok iyi anlamanız lazımdı. Hani diyorsunuz ya o anda kendimi savunamadım bile, şeydeydim, bir saatlik uykudaydım falan. Ben günümü yaşamadan size yorumlar yapmış olabilirim. Evet, abartılı da bulmuş olabilirsiniz. Siz yaşadınız yani, tecrübesiniz. Şu an ben eksiklerim olduğu halde ben o zaman anlamanız lazım. İnsaflı mı olsun? Yani. Hayır. Sen insaflı olmadın. Ben bir saat düşünmüşüm. Yaşamışım. Özlem Hanım, ben gelecek diye. Ben sana uyardım ama. Dakikam kalmış. Nasıl insaflı olabilirim? Alakası yok. Ben uyardım. Seni uyarmış. Ne diye uyardım? Senin günün gelecek dedim. Bu kadar fazla dedim şey olma dedim sana. Dilini çıkarma. Ben dedin, sen de dedin ki ben yaparım dedim. Ben hamaratım dedim. Peki şimdi sakala batan çorbamız gelsin bakalım. Sakala batan nasıl? Kesme çorbası abla. Sakala çarpan yeşillik kesme çorbası. Sesim değişim diyor. Aynen, bir gelsin lezzetine, kıvamına bakalım. Evet, afiyet olsun herkese. Zeynep Hanım, iddialı bir çorba bulmadınız ama lezzeti nasıl olmuş kesme çorbasının? Şey, sakala batıran neyse. Sakala batan. Sakala çarpan. Batan mı, çarpan mı? Çarpıyor mu, batıyor mu belirsiz. Kesme çorba diyorlar aslında normalde buna. Kesme çorba. Kesme çorba yapmışsınız ama sadece kesme var içinde. Mercimekten daha fazla kesme görüyorum ben bundan. Hayır, mercimek oranı çok iyi. Büyük. Madem bunları elinizde açtınız, küçük atacaktınız. Küçük atılacaktı buna. Daha küçük olmalıydı. Ve dikten kastınız bu arada enine mi, boyuna mı? Boyuna. Boyuna uzun çok, değil. Çok uzun. Zaten amacı da o, sakala çarpacak bu. Makarna gibi. Ama bakar mısınız? Budur. Zeynep'ciğim, boyut budur. Hazır alıp yapınca makarna gibi. Hayır bu. Bak şu bu sarkan ayrı, şu ayrı bir boyut. Bir tanesini alın. Şuraya bir tane alır mısınız? Bir tane alır mısınız Zeynep Hanımcığım? Ben bir tane değil, bak kaç tane aldım. Şu gayet normal olan, ebat budur yani bunun. Ebat bu değildir. Ben buraya gelmeden önce çok araştırdım bunu. Evet. Ebat bu değildir ve bu kadar yoğun olmaz içinde. Daha önce yemiş miydiniz? Yeşil mercimekli makarna gibi hissediyorum bunu. Evet. Çorba değil bu. Peki daha önce kesme çorbası içtiniz mi? İçtim. Yani ve aşırı yağlı ve çok çok acı olmuş. Ama nasıl bir acı böyle? Dünkü gibi... Boğazımı yakan bir acı. Dünkünden daha acı. O kadar rahatsız ediyor yani. Karabiber acısı gibi rahatsız ediyor. Nasıl buldun Zeynep Hanım'ın yorumlarını? Keskin mi bugün biraz? Alakası evet, bayağı ben dediğim gibi en başta dedim birazcık dolup gelmişler. Şöyle bir şey, bunun boyutu budur. Başka da olmaz yani. Zeynep Hanım bilmeden mi yorum yapıyor? Evet, bence de hani olmamış böreğe olmuş dedi ya, çıtır börek dedi ya, poğaçaya. Onun gibi görüyorum şu an yani. Daha börek demişsin. Orası geçti, şimdi burayı konuşalım biz. Tamam işte, ben de onu diyorum yani. Oradaki yorumunuzdan benim beğenmediğim şuna bakar mısınız Allah aşkına? Bu çorba mı şimdi? Makarna gibi koymuşsun önüme, çorba diye yedirmeye çalışıyorsun bana. Siz yoğun diyorsunuz da yoğun servis esnasında çok olmuş yoğun, olabilir tabağınızda şu an. Makarna olmuş, resmen makarna olmuş. Alakası yok, bu böyledir. Doyurucu yeşil bir... mercimeği daha az, daha çok fazla yeşil mercimek olmalıydı. Daha az şu an. Yeşil mercimek daha az ve şu makarna olmuş resmen. Tamam Zeynep'ciğim, bir şey demiyorum. Peki, afiyet olsun. Gülten abla, senden devam edelim. Soğanlar pişmemiş içinde. Soğan problemi gene var burada. Soğanlar iyice karamelize olacak. Gene derken nerede vardı daha önce soğan? Hep bu hafta soğana takıldık zaten. Ben de hiç yoktu. Burada da çok fazla. Soğan, evet sizde soğan yoktu. Bu da soğanı... Zeynep Hanım'ın gününde bir soğan problemi yaşadık galiba. Bir yok, diri geliyor dedi. Yok, ben de hiç yok. Zeynep Hanım'ın yaşadık. Börekte, soğanda. Evet. Şey, patatesli börekte. Evet. Soğanlar biraz daha küçük olacaktı. Soğanlar biraz daha küçük olsaydı bu soğanlar ölürdü zaten. Çorba bir şey. Ama bu yemeğin aslı mercimeğe, yeşil mercimeğe çok olur. Makarnası az olur. Gerçeği yani. Biraz da sulu olur. Bence bu ne oldu şimdi? Gerçek makarnayla şey, nasıl diyeyim, diyemiyorum, adlandıramadım şu anda. Makarna. Söyle, ne koymak istiyorsun adını? Makarna. Zaten bu makarna değil midir? Yani erişte. Çorba erişte. Bu ama. Hayır, içindeki bunun, erişte değil mi? Erişte ama bunun mercimeği fazla olması gerekiyor. Yoğun buldu. Yoğun hamur olmuş. Ama Özlem Hanım üstüne basa basa diyor ki bu çorbanın oluru budur. Oluru değil. Bu çorbanın oluru bu değildir. El açmışsın. Evet. Açacağın şu kadar bir şey. Şu kadar bir şey. Evet. Onu katlamasının dahi olmamış. Biri uzun, biri kısa. Yani şu kadar yani açacağın şu kadar hamur. Bütün çorbaya yeter. Küçük büyük olamaz. Onları şeritler halinde siz bilmeden yorum yaptınız, çok belli oluyor. Şeritler halinde kesiyorsunuz onu, üst üste koyuyorsunuz. Hepsi aynı hizada, aynı boyutta olmuş oluyor zaten. Bu aynı değil diye bir şey yok yani. Canım ne kadar hamur açtın? Hamur normal bir küt bitmiyor yani. Ne kadar 80'e 160 olmuş. Yani. Şu kadar değil mi hamur? Hayır normal yuvarlak. Tamam. Boş ne hocam? Buna 3 tane hamur atacak hali yok. Bir tane atacak. Tamam, bir tane atacak. Ama olmamış. Boyutların olmamış hayatım. Bak bak. Bak ben sana bir dakika sesini çıkarma. Ben çıkarayım bir tanesini. Tamam. Evet odur işte. Olur odur zaten. Makarna değil bu. Çorba olacak. Bu mercimek fazla olacak. Eniştesi böyle bir tutam atacaksın. Şöyle bir şey diyeyim bak az önce dediniz ki şu kadarcık bir hamur açtım. Evet dediniz, o kadar yeterdi fazlası. Açmak önemli değil burada. Kıvamını tutturmak çorbanın. Tamam bak kıvam peki tutmamış. Bu çorbanı neden adı sakala çarpan? Bilmem nereye çarparsa çarpsın bana çarpmadı. Gülden Hanım uzun olacak ki Kadir Bey'in sakalına çarpsın. Evet. Bana çarpmadı sakalım yok Allah'tan. Bana çarpmadı valla. Yani bana hitap eden çorba değil gerçekten. De biraz makarnaların uzun olması gerektiği anlaşılmıyor mu? Sakala çarpması ben gerekmiyor mu? Yoğunluğunu yoğun yani çorba. Bol söylüyor. Çok yoğun. Bu budur. Çorba. Bunun oluru budur. Bu yediğinde... Hanımlar mı anlamıyor olurundan? Evet bilmiyorlar. Olurundan değil bilmiyorlar. Daha önce yememişler. Bilmeden yorum yapıyorsunuz. Bir de sırf yorum yapmak için yapıyorlar bence. İşte diyor ya bilmiyor deyince bize şey yapmış oluyorsun. Ama aşağı atmış oluyorsun. Zaten geldim masanın başından beri bunu beğenmedim, başım. Bunu beğenmedim. Şimdi bizimkine de diyeceksin ki evet bu yoğun oldu. Haklısınız diyeceksin. Ama bak, haklısını alacaksın üstüne. Ama, haklısın demeyi öğreneceksin. Ama benim çorbam olmuş Gülten Hanımcığım. Bunun bak bu kadarını alacaksın. Bak şu kadar olacak. Bu çorbadır. Bu makarna şey olmuş hani böyle sulu makarna. Nadıl gibi olmuş. Hah, nadıl. Benim çocuğum ya ben onu da yemem. Tamam, nadıla benziyorsan. Yani. Bir nudula benzetmemiştik, o da oldu. Hülya Hanım. Ben de kıvamını beğenmedim Kadir Bey. Çok böyle tutmamış. Biraz daha kıvamlı olması lazım. Bu erişteler hani onu hiç vermemiş kıvamını. Neyi kıvamı? Su gibi. Kendimlenmemiş mi? Evet, biraz yorumlara daha olması geldim, lazım. Yorumlara geldim, başka bir şey demiyorum. Biraz da sanki özensiz kesilmiş. Biri küçücük, biri kocaman. Bakın, biri incecik. Yani küçücük kestiği hamuru hani ince kesmesi lazım. Bu erişteleri biz kestik dış sesle. Benim patates gibi. Yufkasını ben açtım, eriştelere dış ses kestim. O ne yaptı? O zaman hiç hamur işi yok. Arkada düktü yapıyordu. İşte yani. Mercimeği tencereye mi koydun? Hayır, hamurunu ben yoğurdum. Normalde ayarladık. O replikleri verdi bize. Ya şimdi süre zarfından dolayı bir yandan o yaparken zaten. Biz yufkayı biz herkesin sırası aynı. Patatesleri de Kadir Bey doğramıştı kocaman da. Demediniz bak ay, ben şu an diyorum. Ay dedim baktım Kadir Bey dedim böyle. Yani daha böldüm ama. Ayva dilimi dediniz ya hatta da çekimlerde bak, ben elma dilimi dedim. Patatesler dün daha fırına girilen çiğ halde önündeydi. Onları soslarken demedin ki Kadir Bey ya bunları bir daha ortadan bölelim. Yok kestim dediniz ya ben de arkada arkam dönüktü. Kontrol edeceksiniz verdiğimi. Yok şimdi şey için diyorum Kadir Bey. Hani dış ses kesti diyor ya, evet. Benim de Kadir Bey kesti yani o zaman bahane o zaman. Bile keserim. Önemli olan sizin gelip bakıp evet. Yönlendirmeniz. Evet. Bana iş verdiyseniz ben zorunda evet. Olmadığım halde yardım ediyorum. Evet. Ben o kadar şeklini bilemem. Ben aşık sizin için demiyorum. Hani diyor ya dış ses kesti. Patates için de. Dış ses kesti diyor ya benim de o zaman patatesime laf etti. Bence çok da çirkin yani. Değil ya. Keserken müdahale etmedim çünkü oluru budur böyle düzeltin. Zaten müdahale etmeye şansı yani. Yoktu çünkü son dakikalarda. Haydi bunu da böyle yani öyle bir cetvel işine ya da ne bileyim bir simetliğe girecek dakikamız. Bir bakar mısınız Allah aşkına ben anlatamadım. Ama durdukça zaten yarım saattir farklı çorba gibi yorum yapıyoruz. Gerçekten makarna yani haşlanmış makarna suyu gibi yani gerçekten. Haşlanmış makarna suyu. Ama bakın bak gerçekten. Yaptınız mı daha önce? Hiç sopa yapmış mı? Evet, bizde de Yozgat'ta yapılıyor. Var yani evet. Çorbası. Peki Yozgat'ta bunun mercimeği bol oluyor. Eniştesi hatta yoğurtlusunu da yapıyor annem. Eniştesi nasıl oluyor? Eniştesi nasıl oluyor peki? Sen yoğurt yemeyin. Eniştesi yoğun değil mi bunun için? Evet, ben söyleyeceğim de kendi yorumumu. Tamam. Çok severim. Oy Gülten abla. Sana gelelim Ercan Hanımcığım. Vallahi arkadaşlarıma katılıyorum. Lezzeti konusunda çok güzel olmuş. Lezzeti harika. Bak ilk defa biri lezzetten bahsetti. Harika lezzeti. Biraz acılı. Niye hiç kimse lezzetten bahsetti? Çok özür dilerim. Lafını bölüyorum. Evet, güzel bir yere değindin. Niye hiç kimse lezzetten bahsetmedi? Ama kabule göre de geçmiş yine. Acı ama lezzetli demediniz ki hiç kimse. Demeye fırsat mı var Kadir Bey? Var. Bak ben onu unuttum. Acısı var dedim yok dedi. Bu böyle oluyor dedi. Kötü yanları söylediniz ama hiç kimse ama bu böyle oluyor diyor. Ne diyebileceğim? Peki buyurun. Lezzeti harika. Çok güzel olmuş. Çok lezzetli. Ama çok yoğun olmuş. Uzunluğu için bir şey demiyorum. Çünkü adı üstünde sakala çarpan çorbası. Çarpması gerekiyor buraya. Öyle demişler. Biz ne yapalım yani Erzincan'da da var. Niye peki hanımlar hiç o sakala çarpan kısmını düşünmüyorlar? Vallahi ne diyeyim işte onlara karşı yorum yapınca kızıyorlar. Ben kendim kızmıyor mu söyleyebilirsiniz? Ya çok olmuş. Yağ üzerinde bu kadar yağ olması şey... olmamalıydı. Ama Mercan Hanımcığım, şöyle bu yağ oranı, soğan oranı güzel olacak. Hani o sosu yapıyorsunuz ya, üzerine dökünce şöyle cos yapacak. Biz ben onu sizi anlıyorum ama Hı-hı. gerçekten biraz fazla olmuş. Çok fazla. Ve de soğan kokuyor. Evet, soğan çiğ kalmış. Ama lezzetli mi? Çok lezzetli. Hani ben ne bileyim içerim Hı-hı. yani bu yani şeylerin dışında değil. Lezzeti çok güzel. Evet. Peki afiyet ama olsun. Böyle... Özlem, seni söylemek istediğim bir şey var mı genel olarak? Bu çorbanın oluru budur diyorum ben. Yaklaşımları nasıl buldun? Çok sertler, çok şeyler, tepkiler. Ya sen bu kadar sert miydin? Değildim ama bekliyordum. Bugün hazırlıklıydım yani, böyle olacak. Olmuşa da olmamış diyecekler, bekliyordum yani. Ama Kadir Bey yumuşak yumuşak alttan verdi yani, gerçekten güler yüzüyle yani, hiçbir şey beğenmedi. Ben onu hissettim. Ben ne dedim? Soğanı diri dedim, sen aynısını söyledin. Yağsı fazla dedim, sen aynısını söyledin. Enişteleri biraz çok büyük. Biraz dedin, aynısını söyledim, tadını demedim sadece. Bana fırsat olmadı, o tarafa geçti. Sen şimdi diyorsun ki yani ben bunu dedim. Ben de aynısını söyledim. Tamam da zaten sen bir şey Mercan Hanım, ben de aynısını söyledim yani. Bakın, demek istediğimi anladın mı? Bu ya ifade farklı olabilir ama ben de aynısını söyledim, değil mi? Ya, demedim ki çok içilmez çorba dedim. Acısı fazla biraz. Bir şey demedim yani. Ama sen diyorsun ki yorum yapmama izin vermiyorlar. Buyurun, masa senin, yap. Bu genellikle yani bir doğu çorbası. İkimiz aynı kafadayız ama ikimiz anlaşamadık. Bak, kafalarımız aynı. Oraların çorbasıdır ve birçok çeşidi vardır. Bak, kafalarımız aynı ama şeyini anlaşamadık senden. Sizin niye anlaşamadınız? Çünkü birbirinizi hiç dinlemiyorsunuz. O yüzden anlaşamadık. Hayır, Mercan Hanım beni dinlemiyor. O doğu çorbası diyor, sen diyorsun ki başka bir şey. Yani aranızda bir dinleyin birbirinizi de anlaşın. İkiniz de aynı yorumları yaptınız. Kadir Bey, benim yorumların aynısını o da yaptı. Tamam, peki az önce Mercan Hanım... Beni niye suçluyorsun? Hayır canım, lütfen rica ederim. Dedi. Neden o yanlış yorum yapıyormuş gibi gösteriyorsun Mercan Hanım? Yani yorumlarımız aynı ikimizin de. Hayır. Yani bakın, bu çorbanın olurunu anlatıyorum ben. Ben her zaman yanında bir kişi taşıyorum, ben ifadesinde. Şimdi olurunu bu kadar yoğun olması mıdır? Bu kadar yoğun mu olur? Yok, çok yoğun. Çok yoğun. Artı çok acı. Artı çok yağlı. Oluru bu mudur bu çorbanın? Acılığı bence acı değil, bu acı. Bu çorba acı. Dünkü o günkü karabiber gibi gezdiğimize hepimizin tıkamadı. Yorumlarımız aynı Mercan Hanım. Benim de buramı yaktı. Gerçekten çok acı. Konuşalım. Peki Hülya'nın gününde çorba içeritmesi, herkes bir suya sarıldı. Burada herkes suya sarıldı. Evet, burada da sarılık istedik ya. Ben suyu burada bir beğenmiştim. Senin gününde daha çorbadan bir kaşık alır almaz hemen herkes bir sürahi aradı ortada. O karabiber acısıydı, bu da kırmızı biber acısı. Kadir Bey yandı benim yani. Bir de bardağı yoktu. Bardak yok diye de istemedim. Bu çorbanın oluru bu değildir. Bunu kabul et. Hayır. Bu çorba etmediği için biz bak tartışıyoruz. Aşırı tamam, ben kabul ettim. Ne izliyorsun? Özlem diyeceksin ki sen, evet bu çorba biraz yoğun oldu. Servis esnasında olabilir. Hani kepçede ayarlama yapıyoruz. Olabilir ama... Kendin koyuyorsun canım. Tamam, biz koyuyoruz da ama yoğun değil. Bu böyledir. Ya, bilseydim ben de nohutlarını seçer et köftelerini getirdim sana. İşte onu yapabilirdin yani. Yapabilirdin. Peki, afiyet olsun. Eline sağlık. Lezzet konusunda Mercan ablaya katılıyorum. Lezzetli. Bana hiç acı gelmedi. Bilmiyorum neden herkes acı dedi ama ben acı yemeyen biriyim ama beni hiç yakmadı. Evet. Hülya ablanın çorbası tam boğazımın içini yakmıştı. Bana acı gelmedi. Evet, katılıyorum. Biraz da kepçeyle alakası var ama senin tenceren küçüktü. Evet. Hamuru mercimeği çok geldi. Ben daha sosunu dökerken baktığımda tencere yoğundu. Hatta dedim ki bunun suyu nerede? Çünkü hamurlar zaten atınca şişiyor, suyunu emiyor. Mercimek de kaynadı. Daha büyük bir tencerede. Eğer büyük yoksa o zaman içine biraz azaltacaktı. Evet. Sen biraz fazla attın. Servis esnasında tencereye su ekledim. Şimdi bu çorbanın hamur boyutu budur. Biz de yapıyoruz. Annemler Bayburtlu olduğu için genellikle bayramlarda özellikle yaparlar. Hamurları biraz uzun olur. Bundan daha kısa olursa içinden sarkmaz, kaşıklar o zaman da bir anlamı kalmaz. Ama dediğim gibi yöre değişiyor ama bunun oluru Erzurum, Gümüşhane, Bayburt burada. Yani Yozgat'ta, başka bir Erzincan'da, hepsi bir yerde. Güneydoğu, Doğu Karadeniz tarafında pişiyor. Anadolu'da bu çorba oradaki gibi değil. Yani bunu nasıl o tarafa ait? Evet. Lezzet konusunda güzel olmuş. Sosunu iyi yapmışsın ama süre zarfı dolayısıyla soğanlar ölmemiş. Evet. Bu çorbanın en önemli yanı sosu. Sosunu iyice kızartıp bol baharatıyla birlikte cos diye dökeceksin. Bunun salçası sonradan ekleniyor üstüne. Bazen senin o dediğin şey olabiliyor. Bakın, suyuyla salçası ayrılmış. O oluyor ama. Öyle. Bu çorbada oluyor. Yani. Sonradan eklediğin için kaynatma çorbası değil. İşte o yüzden işlenmiyor çok fazla. Soğanı biraz daha karamize edecektin. Kaynatsan da o senin istediğin bir tarhana çorbası gibi renk kalmaz. Arada suyu sele karışır bu. Sonradan kattın. katkından da olmuş. Hatta biz ona öyle katılıyoruz zaten. Ama siz onu öyle yorumlamadınız az önce. Öyle. Onu demek istiyorum. Bu çorbanın olur odur öyle oluyor arada. Ama biraz yoğun tabii ki. Evet. Ha, yağ konusunda evet üstü baya parlıyor. Birazcık rahatsız ediyor ama lezzet konusunda sıkıntı yok. Tuzu, baharatı, tadı yerinde. Evet. Peki ara sıcak olarak ne geliyor şimdi? Pazı sarmamız ve kereviz salatası gelecek. Peki, gelsin bakalım. Özlem Hanım neden sizin bu kadar üstünüze geliyorlar? Acayip dolgun bir şekilde gelmişler yani anlamıyorum şu an çok aşırı. Siz günlerdir gülüyordunuz. Bugün tebessüm bile edemediniz. Yani yine ben masamı savunuyorum. Ben yaptım, yetiştirdim yani menümü. Ve oldu da. Çorbayı mesela eleştiriyorlar ama çorbanın oluru odur. Bu pazı sarmalarına ne diyecekler sizce? Yine beğenmeyecekler. Diğer yemeklerini de beğenmeyecekler. Ben hazırlıklıydım zaten, biliyordum. Öyle olacak yani. Modunuz çok düşük gibi. Değil aslında ya. Şey değil yani diyorum ya bekliyordum zaten ben biliyordum. O yüzden şey değilim yani. Masanızın eksikleri hakkında da çok konuştular. Eksik masam evet eksikliklerini detayları ben de kabul ediyorum. Son bir 10 dakikam daha olsaydı açacak ağızlarını açacak şey bulamazlardı ama yine yaparlardı. Evet Hülya Hanım sizden başlayalım yorumlara. Nasıl buldunuz? Pişmemiş Kadir Bey. Diri kalmış. Gerçekten Özlem Hanım öyle bakmayın. Bilmiyorum arkadaşlar ne diyecek ama benim nasıl baktı Özlem sana? Bir kötü baktı böyle. Yani pişmemiş diyecek. Ama arkadaşlar ne diyecek bilmiyorum ama bana diri geldi. Evet. Geleceğim şimdi. Onların fikirlerini tek tek soracağım ben. Pazı da kendisi de haşlanmamış tam yaprak. Yani biraz diri geldi bana. Pazı için yorumunuz nedir? Salatası zaten ben hiç sevmiyorum. Tercih etmiyorum. Bir cevize eksik gibi geldi. Üstüne içine koymuş ama üstüne koymamış. Ona da başka bir şey demiş. Üstüne ayrı içine ayrı mı konuyor? Üstüne de şöyle süs yani getirir. Sunum amaçlı olabilir ama yani. Sunumunu beğenmemiş galiba. Peki Özlem Hanım'dan beklediğiniz ara sıcak tabağı bu muydu? Hayır, kesinlikle. Ne bekliyordunuz? Şöyle bir börek mi? Evet, güzel. Hani biz açamadık ya. Yani bir börek. Tamam, biz böyle börekten kastın ne? Şeyin öyleydi ya. Diye börek getirdik ya. Siz de güzel evet. Bir şey getirseydiniz o zaman. Hani işte güzeli bu. Hani biz güzelleri öğrenmek için yaşıyoruz ya. Ne? Bu. Erişteyi bile kendinizi açmamışsınız, keçi kesmemişsiniz yani. Allah aşkınıza Özlem Hanım. Kadir Bey ben konuşmak istemiyorum gerçekten. Bence de. Niye sinirleniyor musun? Kırıcı olacağım sanki. Neden? Konuşabilirsin. Afiyet saklama. İkide bir börek yaptın diyor yani yapamamış ve kendisi yapsa da görseydik ama yani. Ama olmadıktan sonra pişmemiş, o böreği yapmak istemezdim. Getirmiş önümüze koymuş, iki tane rendelemiş kerevizi. Pişmemiz dediğiniz hanımefendi bunun ya, içi pişerek yapılıyor zaten. Allah aşkına ben havuç tarator yaptım o kavruluyor bile. Bu kavrulmuyor ki rendeleniyor, yoğurtlanıp geliyor yani. Demin pazı yani. Pişmedi şimdi havuç şeyi de hiç onu hayır yok yani emek nerede, hamaratlık nerede? Ben gerçekten bu menüde hamaratlık görmedim. Peki Gülten abla dolmalara ameliyat yapmışsın. Neden açtım şimdi? Açık ameliyat. Açık ameliyat. Pazının şeyleri var bak burada. Dirileri var. Bunlar alınır pazı yaparken. Damarlarını aldım zaten. Benimkine alınmamış bak. Upuzun gördün. Bir de biraz bir tık daha fazla pişmesi lazımmış dolmanın. Bir tık olabilir dediğiniz diyor ama yani bu da çiğ değil değil mi? Pişmemiş değil. İçi mi dışı mı? İçi. İç pişmemiş. Dış güzel. Bak rahat dış. Yani erimiş artık. Evet, erimiş. Yanım az önce sert dedi dışına. Keserken bile kurt etti ağzımda. Erimiş yani. Bana damarı geldi, damarı gelmiş. Olsun önemli değil, olabilir. Bir şey demiyorum ona ben. Ama bu dolmayı kavurdun mu? Ne kadar kavurdun? Ne kadarını bilmiyorum yani ama kavurduk. Suyla o biraz daha şişip şey oluyor ya hani yumuşuyor içi. Çiğden koymadım ki kaç yani dakika kavurdun onu sordum. Dakika tutmadım ki bilmiyorum. İşte ondan hatalı. Zaten dakika tutup bir şey odaklansak olmuyor. En fazla 2-2,5 dakika. Hayır olmaz öyle. Ne kadar olması lazım sana göre? Bunun en azından su koyacaksın. Evet. Biraz az da kısık ayarda bunu biraz pişireceksin. Evet, çünkü öyle. Pazı çabuk pişer, hiç pişmez. Ama şeyde olsaydı, sarmada olsaydı, yaprakta olsaydı. Çiğden de olabilir. Çiğden de olabilir, az kavursan da olabilir. Evet. Çünkü yaprak sert zaten. Sert zaten, onu özleşir yani. Özlem bunu bilmiyor mu? Kaç senelik ev hanımı o kadar eleştiri yaptı. Biliyor ki ben niye hatırlatıyorum burada, niye uğraşıyorum? Dediğiniz gibi hani içini aynı dediğiniz gibi suyla yaptık hani kavurduktan sonra suyla pişirdik ya o pişti hatta peki sen buna kaç tane soğan doğradın? 3 tane. Evet. Soğanda anlaştık bugün. Evet. Anlaştık bugün soğan. Sarma kaldırır çünkü soğanı. Hayatım buna soğan yok zaten. Bismillah. Hiç benimkinde soğan yok. Soğan içinde soğan ama görünmesi işte lazım. Ama karamelize oluyor ya zaten. Gözükmüyor, o tadını veriyor bilmiyorum ona. Siz 3 tane dediyseniz doğrudur diyeceğim. Tamam, evet zaten izleyeceksiniz tamam diye kameraların karşısında. İnanmıyor musun 3 tane doğradığına? İnandım. İnandın. Sanki zoraki gibi oldu. Ama değil. Dolmayı 3 tane soğanı güzel yaparsın. Evet. Pirinci içine atarsın, evet, baharatını koyarsın. Salçasını da koyuyor. Yarım bardakta su eklersin. Evet. Bu arada sen bunu zeytinyağlı mı bekliyordun Gülten abla? Ben herhalde dedim kıymalı olur veya kıymalı belki yapmayabilirim. Çünkü iki et olmaz. Zeytinyağlı bekledim ben bunu. O zaman parazayı az bir su, çok kaynatmayacaktı. Hemen çıkaracaktı. Batırıp çıkarıyoruz. Peki sana göre hamaratlık gösteren uygun ara sıcak tabağı bu mu? Değil. Ne yapmalıydı ya da ne olmalıydı farklı bir şey ya da yanında ek ne yapabilirdik? Yani şimdi kereviz. Tamam. Evet. Güzel. Kereviz de güzel. Bunu zaten dün de aynı konuyu konuştuk. Bu tabakta olması gerekiyor. Küçük bir tabakta. Ayrı bir kasede mi? Tabii tabii. Küçücük. Ama akıcı bir sos yok ki ona bulaşsın normalde. Öyle olması gerekiyor ama dün masada gene bunu konuştuk biz hep. Gerekiyor diye bir şey yok. O yanına koyduğun yemekle ilgili Gülten ablacığım. Sunumlarda öyle veriyorlar. Buna şak tabağı atıp da sen dediğin gibi böreği attım diyor ya sana. Şak attı getirdi böreği benim. Tabii çünkü ben hiç açmadım onu, oklava elime almadım. Açtın canım. Şak. Açtın işte sonra geldi değil mi? Havadan şak diye geldi o börek. Açtı ama sonu gelmedi. Sonu gelmedi. Bak gayet güzeldi. Kıyması biraz fazlaydı. Katılıyorum ama boşa mı uğraştı peki? Evet, boşa uğraşmış. İşte öyle oluyor. Olmayınca da öyle oluyor. Boşa uğraş gitmiş oluyor. Sebzeli o zaman hamaratlıkta olmuyor bence yani. Bir şeyler yapmalı yani. Bir ev hanımı hamarat, ev hanımı bana göre oklava kullanabilmeli Kadir Bey. Hamarat bir ev hanımı ama ikisi pratik güzel kullanandır Hülya'cığım. Kadir Bey ben gayet hızlı bir pratik değil miyim? Her şey size... Olay başka yerlere gitti. Evet, bir saniye. Yani, evet. Ne demek istediğin yani? Şimdi biz aklımızı kullanamadık mı hanımlar? Yani niye ben de onu soracaktım, ağzımdan aldım. Siz kullanamadınız mı? Şimdi Hülya beni dinlerse eğer müsaade ederse. Okkalı bir laf attın ama oraya. Evet ama gerçekten Kadir Bey dinledi. Bunları dedi küçük bir servis tabağına alsaydınız dedi. Akıllı bir kadın olsaydım alırdım. Hayır şimdi Hülya abla dedi ki hamarat kadın dedi oklavayı iyi kullanandır dedi. Özlem abla da ne dedi? Akıllı kadın şey hani hamarat harcamış dedi ya, ben dedim ki hamarat kadın illa hani oklava şakırtatmakla değil, aklını koyup pratik yollarla çözüm üretip layığını yapmak yani. İllam hamur yapıyorsun diye olacak diye bir şey yok. Hayır, benim hamurumda bir sorun yoktu. Kıymamı fazla koydum. Hülya abla olmayandan oldu. Yoksa hamurumda hiçbir sorun yok. Çok fazla pişirmişsiniz böyle Hülya abla. Yani o zaman Hülya abla gününde o böreği yaparak aklını kullanamadı. Senin kıymanda soğan yoktu. İşte kıymanı çok yoğun koymuştu. Evet, kıymayı çok yoğun koymuştum. Ona katılıyorum yani. Fazla olmuştu. O yüzden sertleşmişti. Komşuya için öyle oldu. Bak işte yani kabul ediyorsunuz değil mi? Ay komşuya gitti. Sert değildi. Yani ben de özellikle başında duramadığım için. Beni yanlış anlayacaksınız bir şey daha edeceğim. Ben baharat şeyden alırken, bunu marketten alırken dolmalık pirinci ayrı alıyorum. Evet, biz kırık pirinç alıyorsun. Evet, kırık almıyorum. Bu Osmancık. Hayır, Osmancık özel. Daha iyi yani kırık da almıyorum. Bir ortası vardı bunun. Hani pilavın bir altı karışık pirinci alıyorum. Ben öyle almıyorum. Zaten pilav yapmayacağız. Lapa olsun biraz ne olacak diye ucuz pirinç kullanıyorum. Yok, öyle almıyorum. Kalitemi düşürmüyorum o kadar Kadir Bey yani. Dolma da olsa ağzıma bal da gitmeli. Evet, yani az yiyeceğim öz yerim yani. Bunun pirinci zaten buna olmamış. Baştan ne olmalıydı? Söyleyeyim. Bunun orta pirinçleri vardı. Bu da olmalı işte. Bu da orta. Bu pilavlık pirinç. Osmancık. Baldo işte, pilav olur, Osmancık da şey olur ya hani dolmalar için olur mesela. Bak Yasemin de güzel aslında, o kokulu biraz. Evet, o pilav kokulu biraz. Evet. Mercan Hanım. Mercan Hanım tabağın bitmiş. Vallahi ben bitirdim ama tabii ki yorumlarım olacak bu tabii konuda. Ya, öyle yedim diye süsüm olacağım sanma. Elinize kolunuza sağlık. Evet. Ben şöyle kilemde kaldım. Zeytinyağlı mı yapacaksınız? Hı hı. Etli mi, ama dedim ki etli ara sıcak, etli çok fazla da şey olmaz yani. Tercih edilmez. Ama ben sizin yerinizde olsam bu dolmanın adını, bu sarmanın adını yalancı sarma koyardım. Ve baharatları az olmuş. Bitirdim. Neden pazı sarmasının adını yalancı diye değiştirdin? Yok şimdi dışı açısından değil, öyledir. Yani eğer beyaz bu gerçekten zeytinyağlı yapmıyorsanız, etli de yapmıyorsanız onun adı yalancı sarmadır. Pazda muhakkak etli mi olmalı? Yo, dediğim gibi böyle de olabilir. Tamam, niye pazlıya şimdi yalancı desin onu anlamadım. Ama içinde et yok. Ne zeytinyağlı ama, ne etli. Ama az önce dedik ya, sen dedin ya muhakkak etli olmasa da olur diye. Ama şimdi işte etli olmadığı için etli sarma değil. Zeytinyağlı olmadığı için zeytinyağlı sarma değil. Ben ne zaman yaparsam bu içi hangisine eklersem ekleyeyim. Bende adı... bundan mesela üzüm yaprağı da sarıyorlar salçalı bir şekilde. O ne? O da mı yalancı? O da yalancıdır. Kesinlikle. Kimse bana zeytinyağlı da diyor. Olmaz. Tabii salçalı olduğu için aynen, olmuyor ama köy dolması diyen de var. Olabilir. Çünkü yani annelerimiz biraz önce Gülten Hanım dedi ya, kıymayı bir yarım kilo kıymayı işte ikiye bölün. Annelerimiz sabah kalktı hemen karşısında kasap yok yani. Bol baharatlı işte güzel pirinciyle falan böyle bir sarma yaparlar yani. Beni sonradan anlıyor. Yani sen vallahi bilmiyorum ki niye öyle söylüyorsun, ben hiç anlamadım. Kendi söyle diyor. Peki sen beğendin mi dolmayı? Kasap karşıda değil. Pişmiş mi? Pişme derecesinde beğendim. Şöyle ki biraz daha pişip içinde kestiğimizde lapa lapa olursa o sarmanın da bir tadı ve anlamı yok. Ben beğendim. Peki. Yedim, ellerine sağlık. Zeynep Hanım siz yapın yorumunuzu, buyurun. Kadir Bey, pirinçleri çok diri geldi bana. Baharatı da az geldi. Dolmayı beğenemedim. Kereviz salatasına gelirsek keşke başka bir şey tercih etseydin. Çünkü neden? 4 gündür hep yoğurtlu gittik ya. Evet. Bunun yanına bir mücver falan da yapabilirdin. Hani birbirimizin menüsünden haberi yok ya, ben bilemezdim benden öncekilerde yoğurtlu mu yapacak falan diye. O yüzden tesadüf olmuş diyelim o zaman. Kereviz salatasını da beğenemedim. Tadından mı problem? Tadından mı problem var? Yoğurdu biraz az olmuş. Yoğurdu biraz daha fazla olmalıydı. Dolmalarında pirinçleri çok diri, baharatı da az. O zaman demek ki Mercan abla et incelerini bayağı altı gelmiş. Yedik biz Mercan abla o zaman. Aynen evet, ama baharatı az. Gerçekten pirinçleri diri geliyor. Peki, dün Özlem Hanım yorumlar yaptı, sizin gününüzde yaptı. Aklınızda canlanan Özlem Hanım böyle iddialı konuşmasının altında olacak bir ara sıcak tabağı oldu mu? Hayır, asla. Neden? Çünkü çok iddialı. Ya bazı sarması olmaz mı ara sıcakta? Yani, geçiş olarak. Ya da ne olabilirdi bunun yanında? Dediğim farklı gibi bir patlıcan salatası da yapabilirdin bunun yanına. Bir mücver de yapabilirdin. Kereviz salatası yakışmamış. Ama mesela masamızda yoktu kereviz salatası. Şimdi ilk defa olmuş oldu. Hani böyle hayır, konuşmalarına yani bakarak da bunu meşakkatsiz, uğraşsız görüyorlar. Ben. Ama mesela havuç tarator da var. Herkes iddia için gelmedik hayır, buraya. Hayır sen hırslıyız. Ama çok aşırı iddialı konuştuğun için ben senden çok farklı bir menü bekliyordum. Ben çok iddialı değilim. Doğru yorumlar yapıyorum. Göreceksiniz ben yapacağım diyordun ama yapamamışsın. Ben göreceksiniz yapalım demedim. Ben hamarattığımı dedi, belirleyeceğim dedi. Yok, benim günümde göreceksiniz. Evet, yani. Kendi günümde göreceksiniz. Öyle dedim, şu anda da gösterdiğimi zannediyorum. Peki, zaten. Ellerine sağlık Özlemciğim. Ama Zeynep Hanım göremiyormuş. Göremedim ben. Evet, görememiş. Göremiyor mu, görmek mi istemiyor? Kapalı geldiği için göremiyor. Kapalı gelmedim evet. Bakın. Pirinçler gayet diri. Ağzımda diri bakın. Semsert. İzleyince göreceksiniz bu pirincin ne kadar haşlandığını. Ben izlememe gerek yok. Ben buradan canlı görüyorum. Çiğ konsaydı derdim ki evet haklısınız. Pazılar erimiş, içindeki pişmemiş. Ama ben bunun içi pişmiş bir halde koydum zaten. İzleyince zaten anlayamam ben bunu. Ben bunu yiyerek anlayacağım. Yedim ve anladığımı sanıyorum. Çiğ diyorsunuz ya, haşladığımı, piştiğini, içine resmen pilav gibi olup da piştiğini koyduğumu göreceksiniz. O zaman göreceksiniz. Ben şimdi haşlanmış diyorum içi. Pazı dayanmaz. Evet, erir çünkü. Bunu bir tık daha fazla pişirmen gerekiyor. Hayır, alakası yok. Aynen öyle. Erir gider, pişmesi gerekiyordu. Çok diri kalmış pirinç. Ellerinize sağlık Özlem Hanımcığım. Kereviz salatanızı ben de beğenemedim açıkçası. Bir yavan bir tadı var. Yani kereviz zaten tuzsuz, yoğurdu kuru. Bunun içinde mayonez eksik. Yani birazcık daha hiç koymadı. Hafif koysaydım bu yoğurdun o sadeliğini kırardı. Ben zaten çok koy demiyorum. Hafif mayonezin o yoğurdun yavanlığını almak için. Evet, Hülya Hanım biraz dün fazla koymuştu. O sıkıntı ama az koysaydın, çırpsaydın bu kadar sade bir yavan olmazdı. Kereviz zaten çok sevilen, tadı olan bir şey değil. Onu da lezzetlendirmek lazım. Lezzetli gelmedi bana. Limon sıktınız değil mi kerevize? Sıktık. Kararmamış. Suda beyazlığı. Şimdi dolmanın baharatı, lezzeti güzel. Pişme konusunda Zeynep Hanım'a katılıyorum. Bazıları cidden kupkuru. İçlerine sanki hiç su girmemiş. Pirinçler diri. Zaten süremiz az olduğu için o zaman tencerede ben genellikle bunu yaprak sarmasına söylüyorum kadınlara. Pişirirken lütfen için iyi pişin. Evde değilsiniz. Süremiz çok az. Evet. Yaprak pişene kadar içi pişmiyor bazen. İçi maalesef bazıları diri ama lezzet olarak güzel. Peki ellerine sağlık diyorum. Hadi bakalım. Şu anda biftek sarması gelecek. Evet, biftek yanında sarması, patates püresi ve salata gelecek. Hadi bakalım. Neyse ki bugün pürenin yanında kimse pilav yapmamış. Özlem Hanım, sarmanızı bir tek Mercan Hanım beğendi. Günlerdir Mercan Hanım'ın yorumlarını beğenmiyordunuz ama bugün en adaletli davranan o oldu. Yorumlarını beğenmiyordu değil. Mercan Hanım gerçekten net konuşan birisi. Biliyor ve net konuşuyor yani. O yüzden onun yorumu evet önemliydi benim için. Olurunu söyleyecek de bir insan Mercan Hanım bence. O yüzden şaşırmadım yani. Bu arada salatanızın sosu yok. Evet şu an yok. Ama benim işim de o. Olmayanı satacağım. Tabii ama beğenmeyecekler. Bak bu yağ içinde lop lop bile olsa beğenmeyeceklerdi. Şimdi de beğenmeyecekler. O yüzden önemli değil benim için. Peki Hülya Hanım'dan bu kadar eleştiri bekler miydiniz? Hülya Hanım'ın asla beklemezdim. Özellikle Zeynep Hanım'ı asla beklemezdim. Zeynep Hanım çok şaşırttı beni. Yani sırf sanki bu yarışmaya benimle hani özellikle rakip olmak için gelmiş gibi, böyle zıtlaşmak için gelmiş gibi şu an. Peki o zaman soğutmadan hemen bir tadına bakalım. Buyurun, afiyet olsun. Evet Hülya ablacığım, baktın mı hepsinin tadına? Evet baktım Kadir. Ben eti beğendim, pişmesi güzel pişirmiş, güzel olmuş ama sanki birazcık geçmiş bak. Böyle yanmış? yanacakmış neredeyse. Yanmış bir iki azıcık. Yani çok değil yani, sıkıntı yok. Hepsi değil, ucu. Ama güzel olmuş yani, tadı güzel, beğendim. Elinize sağlık. Peki bunu sen kendi ana yemeğine bir tutuyor musun? Meşakkat olarak, aşama olarak aynı mı? Yok, şimdi benimkinin bir pişme süresi var. Belki 2 saat içinde pişiremeyebilirdim. En azından çiğ getirebilirdim, çiğ getirmedim. Bu çok hemen daha çabuk ona göre pişiyor. Ama bir şey sorabilir miyim? Özlem Hanım, sosunu dökmediniz mi? Ben de diyecektim, sıra gelsin. Sosu yetiştiremedim, evet. Sosu yok. Ayrı bir sos mu yapacaktınız buna? Hiç de yok, tabii. Salatanın sosu. Salata, pardon, ben bilmiyorum. Yok, sorabilirim. Benim sosu güzel, gıda salatası. Sadece orada unutmuşuz. Cevizi koyacaktım. Yok, öyle olur. Salataya sos ekledim. Yok bir şey. Salatanın sosu lezzetli de yetişmedi arkadaşlar. Evet, yetişmedi. Püreye kaşar koydunuz mu? Kaşar tadını alamadım da. Evet, kaşar yok. Ve de sıfır tuz. Evet, tuz sıfır değil. Attık ama düşük olmuş. Evet, tuz oranı düşük olmuş. Ama tereyağı tadı falan şeyi alıyorsunuz değil mi? Kendinize dikkat edin diye. Benim midemde rahatsız var. Evet, birazcık da öyle olmuş demek ki. Peki bu ana yemekle Özlem Hanım'ın hamaratlarını anlayabildiniz mi? Yok, anlayamadım. Pilav yapmamış. Bence püre yerine pilav yapsaydı da görseydik hamaratlığını. Şu an tercihlerimin %100 doğru olduğunu kanıtlamış bir tabaktayım. Evet. Vallahi biz pilavı görseydik, ben görmek isterdim yapabiliyor musunuz? 3 gün Hülya'cığım konuşuyorsun ya, sonra biraz karşıya bakıp da dinlersen daha güzel. Ha, dinlemiyorsun. Sen ama sen de beni anlamıyorsun. Söylediğimi anlıyor musun? Ben görmek isterdim yarışmacı olarak. Tamam. Şimdi ben başlayabilir miyim? Buyurun. Şimdi diyorum ki hani 3 gün üst üste yaptık, olmadı ya. Tavuk sulu yapmıştı. Siz mesela çok ağırdı, aşırı bir tereyağı vardı. Evet. Zeynep Hanım sizinki de çiğdi değil mi? Evet. Yani şeydi. Benim pilavım gayet güzeldi. Evet. Olmadı yani değil mi? 3 gün üstüne olmadı. Pilav tuzsuz hiç olmamış. 4. gün. Ama ne biliyorsunuz ki menüyü verirken pilav olduğunu ama. Tamam işte bir dakika. Bak, hala Kadir Bey, her şeyi Özlem Hanım bilecek. Ben bir haftadır onu anladım. Yani hep o bilecek. Bilmiş konuşuyor. Ben de diyorum, siz de beni anlıyor musunuz? Evet anlıyorum. Yapsaydınız da anladığım yeri sizi izah edene kadar siz bir daha başka bir şeyden bahsettiğiniz için. Neyse, haftanın 3 günü pilav yedik. 3'ü de olmadı sana göre. Şimdi ne ispatlamaya çalışıyorsun? Şu an diyorum ki iyi ki ben de pilav yapmamışım. 4 gün üst üste pilav yemiş olacaktık. Hiç gerek yokmuş bence. Ben görmek isterdim hamaratlığınızı. Pilavla mı oluyor? Hamaratlık nedir biliyor musunuz? Ben de merak ediyorum. Genelini söyleyeceğim. Ama ben de dinleyeceğim. Tamam, dinliyor, ben hep dinliyorum. İkincisi, salatanın kaldırıyorum. Tuzu yok, yağı yok, bir şey yok. Sosu yok, evet. Hamaratlığı açıklayacağım. Açıklıyorum. Ha, tamam. Evet. İkincisi, bunun tuzu yok. Bunu da koydum bir kenara. Masada bardak yok. Kaşıklar orada burada. Hamaratlık nedir biliyor musun? El çabukluğudur. El lezzetidir. Koşturmaktır. Hemen alelacele koşturacaksın. Yani yok. Gecenin bir yarısı gidip 500'lük çiçeği 120'ye alabilmektir. Evet. Ona ben hamarat derim. Ya başarılı derim. Kendin çalışıp paranı kazanmaktır. Yani ben ona hamarat derim. Ben bilmem. Benim anlayışım böyle. Yani benim anlayışım belki ben ters. Bu nasıl, anlayışınıza uymuyor mu? Uymadı. Hamaratlık, sen şimdi pilav, 3 tane pilavı, tamam hanımefendinin ki biraz diriydi, onun pilavı da biraz yağlıydı. Bizim pilav da güzeldi. Seni bilmem. Senin nasıl yemek anlayışını ben anlayamadım. Ama o gün de hep yemek anlayışını anlayamadım. Çünkü her yörenin bir yemek anlayışı vardı. Tamam, sadece canım, bu tuzsuz. Yapmadım. Yanlış anlama. Bu da hiç yağsız. Sosu yok. Ya hamaratlık bu mu? Değil ama bardak yani... yoktu masanızda ya. Nasıl hamaratlık yani? Bir de diyorsun siz hamarat değilsiniz diye hanımefendiye diyorsun. Lütfen Üç arkadaşla dışarı alalım arkadaşlar. Planlar olmadığı için maalesef diskalifiye oldular. Hamarat değilsin, kusura bakmayın. Çünkü Allah rızası için yarın bir tencere pilav yap da kaşıklayalım, kendimize gelelim. Görsünler hamaratlık nasıl oluyor. Peki oluyormuş. Yorumunu sen et için yaptın mı Gülten abla? Et pişmiş. Bir şey demedim. Püre? Lezzetli miydi? Püre tuzsuz zaten. Et lezzetli miydi? Yedim. Ne güzeldi. Kaşarı yani, unuttunuz mu? Bilerek mi koydunuz? Yok, ben tercih etmedim. O donuyor diye koymamış kaşar içine. Tercih etmedim. Peki Zeynep Hanım. Asıl özellik olacak. Normal kaşar koyması gerekiyordu. Yani neden koyamadı? Kendine riske atmak istemedi, anladın mı? Biz niye kaşarın üstüne koyduk? Benimki dondu. Niye öptüğü önüme attın dedi ya. O lafı yiyeceği için değil, kaşar içine koyamadı. Cesaret isterdim koymak. Olmayacak. Cesaret yok dedi. İlla Hülya'cığım sordu. Herkesin harcı veriyor. Kaşarın üstüne koydum ya. Hem içine koydum. Kız bak normalde. O pişi anlatıyor. Bitirsin de aranızda öyle konuşun. Ben hem içine koydum yemeğimin hem üstüne koydum kaşarı. Cesaret üstüne cesaret. Cesaret üstüne cesaret. Sen içine koyamamışsın. Püreye soğudu. Peki şimdi sen eti beğendin. Gülten abla eti beğendin. Et pişmişti. Tamam, ama eksikti. Ne eksikti? Ne eksikti? İçine üstüne kaşar olması lazım. Biraz böyle. Yo, tercih etmeseniz ben tercih etmedim. Sen de hiçbir şey tercih etmemişsin. Evet. Çünkü benim de kaşarı tercih etmemişsin. Bunun üzerine beşamel sos da yapabilirdin. Onu da tercih etmemişsin. Hayır, bunda yok öyle bir şey. Salataya da sos koymamışsın. Bardak da yok. Tercih etmedin herhalde. Su içeceğimizi bilemedin. Sofranın sunumu olmamış. Çiçeği de lop diye koymuş ortaya. Masa hazırlamış. Çiçeğim bize. Gayet güzel. İçine... Şimdi ben önce tabağımı yorumlayayım. Ön yargılı geldin bana, hı-hı, ama ben senin etini beğendim. Evet, güzel olmuş etim, evet. Ama püren asla olmamış. Olmuş. Püren olmamış. Neden olmamış? Tuzsuz. Evet, tuz oranı düşük. Evet. Olmamış, beğenmedim püreni. Tuzsuz diye mi beğenmediniz? Beğenmedim ya, tadı tuzu olmayan bir şeyi beğenecek halim yok herhalde. Hani... Ben bunu tuzsuz diye yiyemem. Pütürlülük mü var? Akışkan tuzu mı yok, değil? Tuzu olmayınca tadı tamam da olmuyor. Tuz damakla ilgili ekleyebilirsiniz bak, ben mesela. Ben anlatıyorum, anlamıyor musun? Bu ekleyecek kadar bile değil. Az dur ya, gerçek. Gülten abla az dur, 2 dakika dur, ölümü gör. Şimdi azsız tuzsuz tamam, bir şeyi ben yiyemem. Bunun tuzu yok, ben bunu yiyemiyorum. Tuzu olmadığı için yiyemiyorum. Tuzu yok değil, tuzu var düşük. Onu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ayarlamak istemiyorum. Ben bunu buraya attıktan sonra tamam, senin bunu yapmanın şeyi ne? Burada hamaratlık mı bu o zaman? Bana pürenin özelliği kendim mi atacağım bunu? Evet. Öyle mi? Düşük, her yerde o zaman sosunu da ben koyayım bu salatanın. Alakası yok. Sosla ilgili bir şey demiyorum. O zaman bardaklarını da ben getireyim bu masada. Yok, alakası yok. Çatallarını da ben düzgün dizeyim. Tuzluklarım da yoktu, onları da ben koyayım. Çağırsaydın ben masayı hazırlardım. Sen yarışmasaydın biz kimse. Beni çağırsaydın ben bu masayı kendi masam gibi hazırlardım sana o zaman. Sağ ol, ben bugün kendi masamı böyle işte hazırladım. İşte bak ne kadar hamaratsın ki yani hazırlamışsın. Çok özel. Zeynep abla yorumların için bir şey demiyorum. Özlem Hanım'a karşı evet, farklı bir sinirim var mı? Evet. Ya da ne bileyim hani şimdi kendi gününde ne bileyim yaptığı ağır bir yorum var mı? Hani yutamadın, böyle sinirlendin. Bana nasıl böyle bir şey dedin evet, de bugün bunları yaptın der gibi söylüyorsun. Varsa söyle bugün. Yapıyorum. Yarın son gündeki eteğindeki şimdi taşları. Şimdi benim çorbam olmuştu. Evet, olmadı dedi. Beğendim ben çorbamı. Ekşi dedin. Hayır, ben demedim. De puan verdin mi çorbaya? Verdim. Tamam, çorbanızı tek beğenen bendim. Tatlım da olmuştu, olmadı dedin. Yumurta tadıyordum. Rostom olmuştu, hiç çatlamamıştı. Evet, sosunda eksiklik vardı. Ben onu kabul ettim. Kadir Bey de gösterdi kamerada. Hiç kimse de yoktu, sen de vardı orada. İşte şans demek ki bana gelmiş. Yani o yorumlardan dolayı mı bu kadar hırslısın? Hayır, hayır. 3 günden beri herkesin sofrasında aynı agresifliği gösterdiği için bu şekildeyiz. Agresif derken mesela? Hiçbir şeyi beğenmedin, herkese bir kulp buldun. Alakası yok. Maşallah sende de çok kulp var. Tamam. Siz de böyle hiç şey yaparak yaparsanız kabul ederim. Yapamamışsın. Evet. Etin dışında hiçbir şey olmamış. Peki Mercan Hanım'a gelelim. Mercan Hanım risk yok. Tek tek dinleyelim birbirimizi. Mercan Hanım yorum sizde buyurun. Ben et güzel olmuş. Pişmiş eti. Biftek çünkü. Evet. Pişmiş. Saydım püre lezzetsiz. Evet, naneyi de hiç üstüne gerek yoktu. Süs öyle olarak ama yani farklı bir lezzet tabak oluyor o zaman. Salatayı zaten hiç değerlendirmeye almayalım yok, çünkü sosu yok. Hani limon az olabilirdi, yağ az olabilirdi, tuz az olabilirdi. Yani bunları söyleyebilirdik ama hiç şey olmadığı için ben de eti beğendim. Püre lezzetsiz olmuş. Evet, yani bir tadı tuzu yok. Evet, yani tuzun ötesinde tadı da yok yani tuz, ben tuzluya tuzsuza çok takılmam. Peki, genel olarak herkes eti beğendi, salatayı beğenmediler sosu olmadığı için salata sosu olmadı mı? Sos eksikti. Ete gelince et çok güzel olmuş, kurumamış. Ben çok korktum. Genelde biftekler taş gibi geliyor bize. Ama fırın poşetinde pişirdiği için sıcak kalmış. Gayet de güzel olmuş. İçi de pişmiş, lezzetli. Püreye gelince yani az önce sen dedin ya, hamaratlık demek işte pratik olmaktır, aklını kullanmaktır. Yani sen bir kaseye kaşarı sürenin içinde rendeleyip bu püreyi güzel tavada ısıtırken, o sıcakken kaşarı içine atıp hafif karıştırdığında önümüze güzel uzuyan kaşarın kokusuyla, evet, aromasıyla. Lezzetli. Yani ben şuna inanmıyorum. Yani şuna kızıyorum ben. Sana değil, genel olarak ya kızıyorum. Abi. Arkadaşlar bu yemeği ısıtıyorsunuz. Allah rızası için, müşterinin canı için. Bak. Ağzına bir tane patates püresinden at mübarek ısıtırken. Ya bunun tuzu yok. Hemen ekle, bir karıştır. Yani bak, hala süreniz var. Bunu buraya gelene kadar mutfakta bu yemeklere müdahale etme şansınız var. Evet, neden yapmadın? Evet. Neden kaşarı mesela son dakika ısıtırken koymadın? Kaşarı ben tercih etmedim ama tuz oranında tuza katılıyorum. Tercih etmedin ama işte yağ az gelmiş. Yağ az gelmiş. Çok özür dilerim. Ben bitireyim. Kaşar koymadığın için tuzu da az olduğu için yavan. Her ne kadar pürüzsüz gelse de, blenderda çekilmemiş olsa da tuzsuz olunca püre kendini yedirmiyor. Şimdi buna ne kadar tuz atarsam atayım, o sıcaklığında atılan tuzun tadını vermeyecek bana. Kesinlikle. Yani eti bu kadar güzel pişiren bir kadın püreyi daha da güzel yapabilirdi. Yapardım, evet. Nane de cacığın üstüne atılır. Ben ömrümde hayatta ben nane görmedim. Doğrasaydım. Ya süs diye nane pürenin üstüne atılır, ilk defa gördüm. Yenilikleri açacağız, olabilirdi salatada. Olabilir. Nane yerine tuz atsaydın en azından, şimdi yerken tuz yerdik içinde. Evet. Peki, ellerine sağlık diyorum. Revanemiz geliyor efendim. Portakallı revani gelsin, görelim. Evet, afiyet olsun, buyurun. Evet, Mercan abladan başlayalım yoruma efendim. Başlayalım. Bana göre kızarmışlığı güzel, kalınlığı güzel, yumuşaklığı güzel ama biraz sanki şeker oranı bana çok geldi. 3,5 bardağı, 4 bardak su. 4 bardak su. Tepsi boyutu da önemli yani, hani yuvarlak cam tepsi. Cam tepsi. Hani bildiğimiz yuvarlak kullanıyoruz ama ya. Küçüğü mü? Yok. Büyüğü mü? Orta boyu. Orta boyu. Bana öyle geldi, bilemedim. Şekerim biraz keskin. Biraz keskin, evet. Ama revani olarak irmiği, unu, kabarması yerinde güzel olmuş. Peki, afiyet olsun. Güzel. Hülya abla? Ne sağlık, ben de beğendim ama ben de şekeri fazla buldum. Yaktı sanki şekeri biraz. Kesinlikle. İrmiği sanki bir tık dirik geldi bana. Böyle tam... Çekmemiş gibi sanki. Şerbetini mi çekmemiş? Yok yok. İrmik diri geldi biraz. O irmiği belki şeyle ilgili olabilir. Kalın mı artık nedir bilmiyorum ama. Zeynep Hanım da aynı söyleyecek herhalde, evet dediğine göre. Kafa mı salladı sana? Evet dedi, evet dedi. Buyurun buyurun. Galiba un oranından daha fazla irmik koydum. Evet, öyle olur zaten şeyden. Hayır, eğer ölçünüz birebirse aynı ölçüde yapmanız lazım. Birebirken derken? Yani şey... Bir su bardağı un kattıysanız, bir su bardağı da irmik katmak zorundasınız. Her zaman revaninin tarifi tamamen böyledir. Değil. İrmik oranı biraz daha yüksek olması gerekiyor. Hayır. 1,5. Şimdi siz bunu 1,5 kattığınız için irmik çok diri kalmış. Evet, şeker oranı da fazla. Çok fazla değil mi irmik diri kalmış? Dişe dokunuyor. Dişe geliyor. Tamam da un oranı yüksek diye mi, düşük diye mi? Fazla katmışsınız irmiği. Tamam. İrmik fazla diye. Ve şerbetini almamış, diri kalmış. İrmik halbuki çok güzel çeker şeyi. Ama işte diri. Zeynep Hanım'ın yorumu doğru değil mi sana göre? Değil. Diri geliyor. İrmik oranı fazlaysa şerbeti güzel çeker aslında yani. Şeker oranı az fazla. Un az. İrmik fazla bunda. O kadar dişinizde kıtır kıtır geliyor mu? Dolmalık pirinç gibi. Yani o kadar diri mi ağzınızda? Helva gibi. Geliyor. O kadar olmasa da geliyor. İrmik helvası dişe gelir mi kıtır kıtır? Geliyor. Yani irmik helvası yediğinizde kıtırlı sizi rahatsız ediyor mu, onu soruyorum. Evet. Şimdi şikayetçisiniz yani irmik kıtırlığından. İrmik helvasına benzettiniz. Ben sanki irmik helvası yiyorum gibi. Revani değil yani bu. Olmamış mı şimdi bu revani? Net aslında konuşalım. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Şambaliye mi benziyor? Aynen öyle. Ona daha çok benzemiş. Buna şambalı deseydi ben bunu şambalı olarak yerdim. Ama revani asla değil bu. Tadı kötü mü peki? Tadı dediğim gibi şeker oranı fazla ama iyi. Bu tat senden puan alacak mı Zeynep? Alamaz. Çünkü bu revani olmamış, şambalı olmuş. Özlem, en çok güvendiğin şey revanin de ona da puan gelmiyor. Evet öyle. Söylemek istediğim şey var mı? Yok, bir şey yok. Bence revanim çok güzel olmuş. Pişme oranı dediği gibi şeyin. Şimdi. Lezzeti. Şerbeti bir tık daha şey olabilirdi ama. Yok, şerbetinde de şeker oranı. Evet. Gülten abla? Bunun irmiği fazla olmuş. Yani. Zaten revanda irmik fazla olur Gülten abla. Onunla aynı olmaz. Biliyorum. Hı-hı. Tabii. Evet. Onu biraz daha az bir şey daha tık fazla koysaydın bunu şey 20'yi kapatırdın. Evet, onu. Kek gibi olurdu bu sefer. Yok. Bu fazla güzel olacak. Kek şimdi bazı olur. Net konuşalım. Bazı tariflerde evet, Zeynep Hanım haklı. Birebir konuluyor. Hı-hı. Bazılarında böyle biraz daha bulgur seviliyor. Seviliyor, öyle koyuluyor. İrmik tercihine bağlı ama. İrmik 1,5, un 1 konuluyor. Yani aman aman olmaz, kesinlikle birebir olmaz. Zaten ben başta da demiştim. Tercihe yani, göre değişiyor evet, bu biraz. Ben başta da demiştim. Revani tatlı olarak saymıyorum. Ne olarak kek sayıyorsun? Gibi, kek gibi olur dedim. Tamam. Ben söyledim. Ben lafımı ardındayım. Davet sofrasına uygun bulmuyorsun. Bulmuyorum. Ama sen şöyle şakır şakır böyle sarı bulma atsaydın, bir de baklava atsaydın daha güzel olurdu. Evet. Hülya Hanım'ın yorumu bugün Özlem Hanım'a geldi. Sen yapaydı bir sarı burma dedi dün sana. Bana öyle dedi ama evet işte. Ama şeker oranı biraz fazla ama evet, onu, gene de olmuş değil. Bir tık kabul ediyorum. Evet, peki, şeker. Afiyet olsun. Özlem Hanımcığım ellerinize sağlık. Olsun. Görüntüsünü ben beğendim. Üstünü kızarmışlığı da güzel. Genellikle bunu hamur yapıyorlar. Bazen unu fazla koyup kaçırıyorlar. Evet. Ben burada sadece şerbetinden çok rahatsız oldum. Keskin bir bal olmuş. Evet. Yani içine emmiş. Evet. Keşke 3,5 yerine 3 koysaydın, 4,5 su koysaydın, iyice kaynatsaydın, yoğunlaşırdı. Evet. İşte bazen bu, şimdi unu az ya, direkt irmik çekince şerbet direkt bize veriyor. Evet. Keskin geldi yani. Ellerine kollarına sağlık ama kabarması falan ben bu kadar ümitli değildim. Evet. Açık söyleyeceğim, yüzüne fırından çıkarttığımızda görüntüsü beni çok tatmin etmedi. Dedim ki eyvah. Fırın biraz eğimliydi, biraz fazla, biraz eksik oldu ama güzel bir revani gördüm. Ellerine sağlık diyorum. Bu anlamaya gidelim mi? Gidelim. Evet sayın seyirciler, büyük finale sadece bir gün kala. Bakalım Özlem Hanım masasıyla, hamaratlıyla kaç puan alacak görelim. Masadaki yorumlara yorum bile yapamıyorum. Altı dolmayan yorumlar oldu. Diyorum ya, değişikti yani, bir anlam veremedim hiçbirine. Ön yargılılardı, dolmuşlardı, hırslılardı. Böyle olacağını ben biliyordum ama. Puanlamayla tekrardan karşınızdayız sevgili seyirciler. Özlem Hanım heyecanla bekliyor, bakalım masasıyla, sofrasıyla, karşılamasıyla kaç puan alacak? Yarın büyük final. Evet. Masadan 20.000 lirayla kim kalkacak? Herkes puanlarını versin, buyurun. Gülten abla, kaç puan verdin? Buyur çevir tahtanı. Ben 2 verdim. Etim pişmişti, ona verdim. Bir de tatlıya verdim. Geri kalan da hiç olmamıştı. Bir puan verdiniz. Evet, ben yarı senin gibi yarım yarım vermedim. Adaletli verdim. Peki Mercan abla? Yarı oradan aldın, yarı oradan öde verdin. Benim de Özlem Hanım'a puanım 3. 3 puan geldi. Evet, ne diyorsun Özlem abla? Yani diyorum ya, daha fazla zaten olmazdı. Yani. Zeynep Hanım, siz ne diyorsunuz Mercan Hanım'ın 3'üne? Dün 3 kullandığı için biraz gerilmiştiniz. Mercan Hanım benim masama 2 puan verdi. Bu masaya 3 puan verdi. Çünkü şaşkınım sana Mercan abla. Sizinkinde de beğendiklerim oldu, beğenmediklerimiz olmadı. Özlem Hanım'da da beğendiklerim oldu, beğenmediklerim oldu. Yani sen Zeynep'in masasında buradan daha mı az yemek beğendin? Zeynep yani daha mı az hamarattı burada? Yani hamaratlık mı bilmiyorum ama çorbanın lezzeti vardı, eti lezzetliydi. Ama 2 gündür verdiğin işlere çok şaşırıyor Zeynep. Yani senden yana demek ki bayağı bir yaralı puan konusunda. Bence de yaralı ama ben şaşırmasına ben de şaşırıyorum. Gülten ablanın sofrasında da sadece tatlısını beğendin, ona da 3 verdin. Dedim ki baklavaya 3 verdim. Baklavaya 3 verdim ben. O masayla zaten burayı kıyasladığı için. Çok, evet. Bu masada her da şey çorbaya vardı. Dedin ki yoğun dedin. Bakın çok lezzeti vardı nohutu yani. Sadece nohutunda vardı ama sorun. Pişmemiş yani, pişmemiş ama bir nohut vardı. Bunu sen de dile getirdin. Kalkıyorsun 3 puanı yapıştırıyorsun. Olmaz ama ya. Ama şimdi bakın beğendiklerim diyorum ben doğru size yani. Doğru puanlama yapmıyorsun Mercan abla sen. Hayır canım, ne alakası Mercan var yani? Sen doğru puanlama yapmıyorsun. Hayır. Gerçekten hiç katılmıyorum size. Gerçekten sen de gününü oynuyorsun. Kusura bakma. Sen bugün yorumunda ne dedin? Masa eksik olmamış dedin. Eksik. Ya bu kadının masası olmuştu. Sen nasıl 3 puan verebiliyorsun bu masaya? Tamam da sizin gibi keşke şöyle yapsaydım. Bir puan tatlıya, baklavaya verdim. Bir puan da. Niye ama niye siz Mercan öyle abla dediniz ama siz öyle dediniz ama burası yapıyorsun bunu ya. Kabul et. Masa eksik ya. Zeynep Hanım, bugün içinizden bambaşka biri çıktı. Ne oldu size hiç anlamadım. Kız Zeynep, ne oldu sana böyle? İçinden canavar çıktı. Zeynep Hanım, o puanları merak ediyorum. Zeynep Hanım, puanınızı çevirin. Benim Özlem Hanım'a puanım 1. Çok çok eksiği vardı. Bu masaya kalkıp 2 puan verirsem Hülya'ya ayıp olurdu. Demek ki Hülya'ya verirsem, 3 puan verirsem de ama benim masamız bir değildi ki. Demek ki o zaman önceki puanlarınız zaten yanlışmış. Benim puanım 1. Bunu anlıyoruz. Olmamış. Hayır, masaya kalkıp 2 puan veya 3 puan veremezsin. Olmaz öyle. Masana olmamıştı, yemeklerim de olmamıştı. Masam olmamıştı, eksiğim vardı masamda Zeynep Hanımcığım. Masam olmamıştı, bardak yoktu, tuzluk yoktu, kaşıklarım yoktu, çatallar. Benim önümde çatalım, kaşığım eksikti. Tuzluğun burada değildi, bardakların yoktu. Masan olmamıştı. Lanır'ın şöyleydi. Ben bu masanın nesine puan vereceğim Allah aşkına ya? Zaten masaya puan vermediniz. Kadının masası tamdı ve 3 puan verdim. Bu kadının da masası tamdı. Sadece çiçeği küçüktü. Tamam. Siz zaten yemeklerin iki puanı verdiniz. Yoktu ki ortada. Gayet ben bu kadınların ikisine haksızlık yapamazdım. Girişte bile tepkili gibi hala çok belli oluyor. Fazla da puan beklemiyordum zaten. En başından belliydi. Güzel o zaman. Tahmin ettiğim puanı vermişim. Eline sağlık. Bayağı gerildik. Hülya Hanım, siz çevirin puanınızı. Son puan 2 puan da sizden geldi efendim. Tatlısıyla etine verdim. Bir de emeğiyle de hiç geçemedim. Yani eksikleri çoktu ama. Evet. Peki edilebilirsiniz. Toplamda 8 puana ulaştın Özlem ablacığım. Gergin bir gün geçirdik açıkçası. Sofrada çok fazla şey beğenilmedi. Yorumlar da bayağı keskin ve gergindi. Yarın Mercan abladayız. Evet. Mercan abla artık göster yarın hamaratlarını. Kesinlikle. Sen de iddialısın. Yarın eminim senden de çıta yüksek bekleniyor. Kesinlikle. Yani hem ikinci yarışman o yüzden biraz daha ümitler hem de yorumlarından dolayı. Allah'ın izniyle o beklentileri yine aynı performansı bekliyorum ben senden. Fazlasıyla. Hadi bakalım. Sevgili seyirciler, yarın En Hamarat Benim'de haftanın finali biliyorsunuz ki 20.000 TL'nin yarım altını, çeyrek altının sahibi belli olacak. Puanlar ortada, yorumlar ortada. Kimse kimseden memnun değil. Herkes diyor ki ben En Hamarat'ım. Yarın görelim bakalım En Hamarat kimmiş. Göreceğiz. Ben şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Hepiniz hayırlı akşamlar. Görüşmek dileğiyle. İçimdeki her şeyi bugün masada söyledim. Kendimi çok güzel savundum. Masamı da savundum ve eksiklerimi de söyledim yani. Özlem abla, beni mahvettin bugün mutfakta. Masada sadece oturdum. Canlı bir rende, küçük bir mutfak mikseri gibi çırptım, doğradım, biçtim. Affedersin ama ben bugün senin hiçbir hamaratlığını göremedim maalesef ki. Yani en önemli şeylerden bir tanesi erişteydi. Senin açman gerekiyordu. Revaniyi senin yapman gerekiyordu. Bugün maalesef ki süreyi tam olarak yetiştiremedin ve pratik de olamadın. Temizlik konusunda ama gayet iyiydin. Ellerine kollarına sağlık diyorum ve şimdi puanımı veriyorum. Ben de haftanın başından beri yorumlarına dayanarak bugün çok ümitli gelmiştim. Son pişmanlık neye yarar? Puanımı veriyorum. Özlem ablaya puanımı verdim. Yarın Mercan ablanın evindeyiz. Mercan abla bu konuda zirve. Neden? Çünkü benden bir önceki yarışmasında tam puan almıştı. Hadi bakalım. İnşallah bu sefer de o tam puan alırsın Mercan ablacığım. Yarın görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.